bir mantık anlatmak istiyorum. Ve mantık kapsamında da time to develop. Yani bu işleri, bu hayatları öğrenin. Neler var elinizde? Neleri çok en fazla kullanabilirsiniz? Bunları öğrenin. Ondan sonrasında geliştirmelerinizi yapın. Yani hayatınızı, kararını siz verin. Hayata başlarken tabii ki de şöyle bir şey var. Emeklemeden başlamak olmaz. Önce emeklemek lazım. Ondan dolayı vanilya dediğim yaklaşımı aslında size anlatacağım. Aslında vanilya pure olarak geçer. Yani hiçbir yöntem, hiçbir third party library kullanmadan herhangi bir sayfaya geliştirmeyi nasıl yaparsınız? Bundan bahsedeceğiz. Bunu ama nasıl temiz yaparsınız? Yani bunu, o hayatı yönetiyorum, emekliyorum ama emeklemenin de düzgün akmanın yöntemleri var. Emekliyorum diye de hani her yere tekme tokat düşmenize gerek yok. Yani emeklemenin de kendine has yöntemleri var. Bunları anlatacağım. Ardından emeklemenizi yaptınız. Karşınıza provider diye bir paket çıkacak. Flutter camiasının yine en çok kullanılan, belki hani son zamanda demeyeyim de genel zamanda en çok kullanılan paketlerden bir tanesi provider'la sizde örnekler yapacağım. Bu bugün kapsamında. Bugünü bitireceğiz. Bugün kapatacağız. Yarın da tekrardan açacağız yayınımızı. Geleceğiz, diyeceğiz ki sıradaki bizim durağımız Mobix. Mobix de benim çok sık kullandığım, özellikle son zamanlarda hani blog daha çok kullanırım ama Mobix'i de çok çok sıklıkla hızlı projemde kullanmayı tercih ettim. Yaklaşımdan bahsedeceğiz. İşte ardından da blogla da size aslında zirveye ulaştıracağım. Çünkü genel olarak Flutter camiasında da en çok aslında böyle gelişmiş projelerde diye adlandırılır ama açıkçası ben bu tarz şeyleri de çok fazla doğru bulmuyorum. Çünkü bir yazılım bir paketle ölçülmez doğrudan. Yani bir yazılımda kişinin bakış açısı çok önemlidir. Yazdığın kodların çekli önemlidir. Instance'dan önemlidir. Variable'dan önemlidir. Oradan attığın şeyler önemlidir. Ve en önemli nokta yapacağın işleri aslında gerçek hayatı uygulama yönteminde geliştirilebilir kod yazmak. Ya bununla ilgili solid prensipler edersiniz. İşte ondan sonra şeylerden bahsedersiniz. Adını şimdi getiremedim. Düzen pattern'lardan bahsedersiniz. Bunlardan bahsederek yapabilirsiniz. Yani sadece olay dediğim gibi paketler değildir. Ama elinizdeki Flutter camiasında benim en azından bugüne kadar yaptığım yaklaşık 20-30 projede bunlarda kullandığımız paketleri size ve bunları gerçek hayatı referans ederek anlatacağım paketleri size yapacağım. Aslında bugünkü kafamdaki konsept budur arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi dinlemeler, iyi kod yazmalar diliyorum. Bugünün özelliğinde de arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi ben tabii şu an yayını göremiyorum. İkinci ekrandan alamadığımdan ötürü. Onu şöyle ben olmadı. Birazdan soruyu sorduğumda arkadaşlar da belirlerler. Bana haber verirler o durumda. Şimdi bu özellikle başlamadan önce Avva Mobile ve Murat Yılmaz'a çok teşekkür ederim. Çünkü sağ olsun bizim için kırmadı. Bu etkinlik kapsamında, 2 günlük etkinlik kapsamında hem arada soracağım sorulara cevap veren arkadaşlara Swag paketi vereceğiz ve günün sonunda 10 adet Swag paketimiz var. Bu 10 adet Swag paketi arasından, yani 10 tane Swag paketini kazanan arkadaşların arasında da staj imkanı sağlayacağız. Bu 2 günde soracağım bu sorularda kazandıktan sonra Swag paketlerinizi son günde bir Kahoot yarışması, yani yarın akşam bir Kahoot yarışması yapacağız. Kahoot yarışmasından da en yüksek puan alan arkadaşlara da Swag paketlerini göndereceğiz. Swag paketlerinin içerisinde herhalde bir yanlış hatırlamıyorsam güzel sticker'lar var. Güzel kalem şey olabilir. Bir tane de mic, kahve mug'i koyduk, Flutter logolu. Bunu da bulabileceksiniz. Güzel bir paket oldu açıkçası. Ben çok hoşuma gitti. Size de şimdiden soracağım sorulara takip etmenizi ve aslında buna göre cevaplamanızı bekliyor olacağım diyorum. Ve çok konuştum. Bu tarafı kapatıyorum. Ki aslında bu az konuşmuş halim. Şuradan kapatıyorum burayı arkadaşlar. Şuralarımı kapattım. Ve şimdi arkadaşlar. Şimdi öncelikle şeyi bir yapmak lazım. Şuradan Brave'den ben size bir şeyi açayım. Uplabs'ı açayım. Tasarımları. Şimdi ben bu 2 gün kapsamında önce ilk 2 gün için şu 2 ekranı base aldım. Size bu 2 ekranı sample olarak geliştireceğim aslında. Ben burada bu ekranları yaparken, bu ekranlar en çok mobil uygulamada kullandığımız ekranlar aslında bakıldığında starter olarak. Bunların mesela şu onboard olan ekranımı size bu vanilla pure dediğimiz yaklaşımda gerçekleştireceğim. Öbür tasarımda yani login tasarımında ise provider'a entegre edeceğim. Provider'a entegre ederken birkaç tane daha provider'a özel yaptığımız aslında kavramlardan ve bunların detaylarından bahsedeceğim. Bunlar bugünün konseptleri diyebilirim. Bunları alırken de bu arada söylemeyelim. Tabii söylemeyi unutmayalım. Uplabs'tan şu 2 arkadaştan free olaraktı zaten. Free my profiles'ten gözükür. My likes'lar şurada bir arada gözükmesi lazım ama. Bunları ben like atmıştım. My boards. Burada gözükmesi lazımdı sanki ama shop değil.
Şurada bir yerde ben bu arkadaşlar yani Uplabs'ten aldım eminim de onboard ve şey olarak. Ama burada benim like attıklarım niye göremedim onu anlamadım. Şöyle belki MySales'ta da gözükmüyor. Yani belki responsivlikten gözükmüyor dedim bilmiyorum. Buradan yani Uplabs'ten bu tasarımı siz de bulabilirsiniz yani. O tasarımları aldım. Adobe XD'ye entegre ettim. Adobe XD'den de export alıp Zeppelin'e yolladım. Zeppelin bizim hani bilmeyen arkadaşlar için developer'la aslında tasarımcı arasındaki tool olarak düşünebilirsiniz. Buradan da bu tasarımımızı gerçekleştireceğiz deyip artık nihai noktaya geliyorum. CD desktop dedim. Merak etmeyin terminlerin bütün sayıları büyüyecek. Sadece proje oluşturuyorum şu an. CD development. Bu sayılar küçük değil. Birazdan büyüyecek. Flutter. Create. State. Management. Life diyeyim şöyle. Şöyle bir şey oluşturayım. Repo'nun ismi böyle olsun. O kadar çok repo oluşturuyorum ki bazen isimlerini gerçekten unutuyorum. Onun için kusura bakmayın. Evet burada bir şimdi benim kesin telefon takılı olduğu için yine şey yaptım ama neyse önemli değil. State Management InLife'a gidiyorum. Bakın şurada. Code.dat deyip açıyorum. Buraya kadar Flutter Create yazdım. Yani buraya kadar görmenizin anlamı yok. Şimdi burada sonrasını görmeniz lazım. Ondan dolayı şöyle zoom in yapacağım merak etmeyin. Sanırım bu zoom in gayet iyidir. Evet bu zoom in iyi. Ariyet'ten de buradan birazdan emülatörüm de burada. iOS, iPhone 8'imi buraya oluşturdum. iPhone 8'e run edeceğiz. Şimdi arkadaşlar. Flutter projesini oluşturdum. Benim ekranım geldi. Ben işte, burada hani ben zaten hep yaptığım speak hareket hepsini silerim. Burada Material Application aslında entegrasyonunu kullanarak snippet'ını kullanırım. Eğer ilk defa görüyorsanız sizde de bunlar gelmiyorsa buradan extension'larda Flutter yazıp buradaki Flutter kod snippet'larını kurabilirsiniz. Bu kod snippet'ları mesela benim yaptığım Material'ı vesaire size sağlayacaktır. Veya şuradaki color indentini sağlayacaktır. Bunları da buradan bulabilirsiniz. Merak ediyorsanız benim extensionlarım gitap.com üzerinde. Kendi extensionımı şurada şey yapmıştım. Start git. Kendi extension listemi şuraya attım. Buna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu biraz belki eski kalmış olabilir 16 ay önce ama yine güncellerim. Benim kendi yazdığım snippetlerim var. Onları da buradan yaşayabilirsiniz. Bunları da buraya yolladım. Yine işinize yarayabilir. Diyorum. Döndüm bu tarafa şimdi. Hızlıca şunları da şurada şuraya çözelim. Okay, code selector şu hatalarını bitirelim şuradan. Şimdi arkadaşlar projeyi de iPhone 8 simülatörümle run edeyim. iPhone 8'e de run gelsin. Temiz temiz gidelim. Ardından ben şimdi libimin altına geliyorum. Tipik standart bir projem olsa bile benim feature'larım olacak diyorum. Ben feature base gidiyorum genelde. Feature'larımı buraya oluşturacağım. Feature'ımın birincisi onboard diyorum. Onboard'u oluşturuyorum. Bir sonrasından da login gelecek aslında. Login de buraya gerçekleştiriyorum. Ve burada aslında en basic olarak iki tanesini yapmış oluyorum. Şimdi ben işlerimi burada yapacağım dediğim gibi. Ve şu anki noktada şu seviyedeyim. Yani Flutter'ı açtım. Ardından ben okumalar yapıyorum. İşte gerçekleştirmeler, bir şeyler okuyorum, bir şeyler görüyorum. İşte yaptığım ekranlar, yaptığım projeler görüyorum. Ya burada ben ne yapabilirim mesela? Bugüne kadar elimde neler var diye bakıyorum. Tamam blok, kübit. İşte ya da işte state management'ın diğer yöntemlerini okudum gördüm ama ya ben diyorsun ki ya benim hocam mesela diyorsun 3 sayfam var işte böyle bir şey olacak bundan sonra da start diyecek proje bitecek mesela yani ya bunlar için bir tane pattern yükleyeyim de pattern'le şöyle yapayım da ya bunu böyle yapayım demenize gerçekten gerek yok yani bunları projelerde bir yani bunun için ki aslında baktığınızda bu sayfaya baktığınızda 4 tane aslında bu sayfanın hayatını yönetmeniz gereken nokta var. 1 bakın next butonu bakın next butonu sonda start olmuş. Next butonu değişiyor demektir. Yani next'i yönetmek gerekir. 2. İndikatörleri görüyorsunuz. İndikatörler değişmiş. İndikatörlerini de yönetmeniz gerekiyor. Skip butonu hep burada. Onunla ilgili bir değişim yok. Ama şurada back butonu sadece aslında gördüğünüz gibi gerilerde geliyor. Gerilerde ekleyeceğiz. Aslında bizim temel olarak yapacağımız hareketler bu kadar. Yani 4 tane 3 tane hareketi yapacağım. Aslında bunun için dediğim gibi bir yapabilirsiniz tabii ki ne de ama benim mantığıma göre ben daha kompleksisi yüksek, daha büyük sayfalarda bu state yönetimlerini entegre etmesini daha çok hoşuma gidiyor. Daha kod geliştirmeyi ve tabii ki de arkadaşlar bütün state yönetim management yani tüm state management'ların aslında tek bir noktası vardır. Bunların hepsi sizin daha iyi test yazmanız içindir. Yani bu sen şuradan daha kolay al, daha şuradan al. Tabii ki bunlar bir gerçek. Tabii ki işte bir datayı şuradan şuraya yolladım ha bundan daha kolay istedim ama yahu sen o datayı öyle tak diye oraya yolladın da sen burada bir singleton yap. Aslında burada bir statik kullanım yaptın. O data oraya gelmediğinde mesela o class'ı nasıl test edeceğim ben mesela? Yani elimde data yok. Gibi hareketlerin de aslında tehlikeli olduğu durumlar. Buralarda yani şunu kastetmeye çalışıyorum. State yönetim yöntemlerini kullanmaktaki hep temel amacınız daha temiz koda nasıl uğraşırım? Daha temiz kendimi rahat nasıl hissederim? Bu olmalı. Ve temiz kodu doğru kurguladıktan sonra gerçekten aslında hepsinin arasında öyle çok 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 bariz
sizi müthiş zorlayacaklar, farklar olmayacaklarını göreceksiniz. Ama tabii proje geliştikçe de bazı noktalarda bunu burada kullanmalıyım çünkü burada bana böyle bir avantaj sağlayacak vesaire diyeceğiniz noktalarda olacak vesaire vesaire. Şimdi gelelim buraya. Dedim ki burada 4 tane ekranım var ve burada işler yapacağım. Şimdi birinci olarak arkadaşlar şurada bakın assetlerim var. Ben bu assetleri desktop'a çıkardım muhtemelen öncesinden. Çıkamadıysam buradan indirebilirim. Burada bakın SVG, PNG vesaire var. Ben buraya gelip şurada assetimi bir ekleyeyim proje önce. Assetimi yazdım. Altına da geldim. İmaj istedim. İmajlarımı ekleyeceğim şuraya. Desktop'umda. Bakın genelde ben burada annotation olarak da ilk alttan tire chef, ilk alttan tire delivery mesela ilk order diye kullanırım. Size de bunu öneririm. Yani hani ikonları bazen görüyorum çünkü ikon klasörü. Yani temiz kod yazmak gerçekten aslında sadece kodla da değil biliyor musunuz? Klasörlemeler her şey çok değerli. Yani sadece bir yeri temiz yazdım temiz anlamına gelmez aslında. Temiz kod yazmak gerçekten çok kavram var. Mesela şu bile benim için çok değerli. Yani ben bir projeye girdim çünkü alt alta işte shift yazmış, biri delivery yazmış, birinin D'si büyük, birinin C'si büyük, birinin K'su küçük. Ya bunu okuması çok zor. Yani ne yazdığını anlamıyorum açıkçası. Ama burada ben bunları böyle annotation'larla aslında yani böyle şeylerle sınırlandırmış olduğum sürece diyelim ilk yazdım. İşte siz başka bir şey yazdınız. Bu projede standartlaştırma oluşturur. Standartlaşma güzel bir önemlidir. Bu işlemi yaptıktan sonrasında arkadaşlar şuradaki şunu kaldırayım şuradan. Buraya geliyorum. Asset altında images'ımı şöyle veriyorum. Bakın şu image klasörünü komple vermek istiyorsunuz. Bu da bir klasör. Eğer bunu da şöyle alttan tire yaparsak ki zaten muhtemelen bunu hepiniz ya da yeni başlayan belki arkadaşlar bunu da ama Flutter'ın yani best practice noktalarından burada böyle verirseniz direkt klasörün içindeki bütün imajları aslında alıyor. Şimdi ben buraya geldim. Artık eklemelerimi aslında yapmam gereken temel eklemelerimi yaptım. Artık ben buraya geldi dediğim gibi bir tane sayfa yapacağım ve ben bu sayfayı aslında temiz bir şekilde yazmak istiyorum. Bu sayfayı da temiz yazmak için dedim ki hocam ben dedim hiç hani bana bunlar uzak. Ben daha sıfırıncı noktadayım. Başlangıç yapacağım. Ben Flutter'ı gördüm. Set state'i gördüm. Import'umu gördüm. Tamam hocam böyle yapacağım dedim. Evet okey yapabilirsin. Hadi gel bakalım bunu ama yaparken dedim bu emeklemeyi yaparken nelere dikkat etmen lazım onu konuşalım. Başlarken import material'ımı verdim burada. Import material'ımı verdim. Yavaştan da emülatörümü şöyle ben birazcık küçük yapacağım. Hani şu anlık çünkü çok bir işimiz yok. Şuraya koyacağım. Hatta şunu da off yapabilirim aslında da. Yok. Pardon. Hiding. Şunu kapatabilirsem evet biraz daha yer kazanmış oluruz. Evet şöyle yapalım. Ve Flutter'ın en basit sayfa yönetmek istediğinizdeki widget'ını olan stateful widget'ımı ben buraya ekliyorum şimdi. Stateful yazdım buraya. Dedim ki işte adı ne olsun? On board view'umu verdim buraya. Ben view dedim verdim buraya. Sonra main.da geldim. Şu material'ın app'in altındaki şu kısmı sildim. Buraya da dedim ki burası on board view'dur dedim. Birinci hareket bu. Ben bunu buraya verdim. Yani şu constant'ı şuraya verdim. Bu constant'ı verme amacımız aslında şu. Diyor ki burada. Ya hocam diyor sen de on board view'u kullanmışsın diyor. Tamam mı? Bunun da herhangi bir bağımlılığı yok tabii. Buradaki bir şeyden data almıyor veya bu şu da nihayetinde gördüğünüz gibi map'i görün stateless widget. Yani bir şey bağlı değil, bir değişkeni yok, bir şey olmuyor. Kendisi çiziyor, kendi hayatına bağlı diyor. Bunu müteahhide olan yani wrap eden metal app'in de herhangi bir değişkene bağımlılığı yok. Herhangi bir konteksti okumuyor. Yani siz buradan mesela gelip bir diyelim burada bir ne bileyim color yazdınız. Bunu da konteksten, team'den okumaya çalıştınız. Bakın burada direkt hatayı görmeye başlarsınız zaten. Mesela ne bileyim şuradan bir color property'si hint color alın. Hata görüyorsunuz. Çünkü der ki sen buraya constant atmışsın ama sen bu stateless widget çizilirken bir şey okuyorsun. O zaman bunu buraya verme buraya verdir. Ama şu anki senaryolarda yani bu constant'ı kullanacağınız yerler aslında bir kere draw edildiğinde bir kere çizilmiş ekrana ve ekranda da bu işlemini bitirdiği anlamına gelir yani. Yani bir daha da ekranda değeri değişmeyecek. Yani onboard view kendi içerisinde yapacak. Artık bu map içerisinde buna bir dokunuş olmayacak anlamına geliyor. Bu da yine performans kanalından bir tanesi. Şimdi buraya geldim. Buraya geldim. Scaffold'umu verdim arkadaşlar. İşte ekranımı gördüm. Şimdi birinci ekranımı çok ufak şöyle bir yani ekran tasarımı yapmak şu an derdim değil. Ondan dolayı çok kasmayacağım. Ama hızlıca şu ekranı bir tasarlayalım. Bir içerisimizde nasıl var. Mesela ben bu tarz bir şey yapıyorsam çok hızlıca şöyle yapardım. Bir app barımı verirdim buraya. Tamam mı? Çünkü zaten burada gördüğünüz gibi aslında bir app bar var. App bar vermek her zaman iyidir. Neden biliyor musunuz? Bakın Flutter projelerinde mesela benim en sevmediğim şey şudur. Yani müşteriye iş yapıyorsun. Mesela adam tasarımda mesela şurada status bar var ya. Şimdi bunu yapıyor. Buradaki color'ı geliyor buradan bakıyor background. Bak burada diyor ki ben color'ı bulabilirim. Evet color'ı buldu burada background color'ı. Buna colors white veriyor veya transparent veriyor. Okey diyor. Sonra böyle bir grilik geliyor. Buna da elevation atıp işte sıfır atıyor. Sonra diyor ki bak bu tasarım oldu diyor. E şimdi bu tasarım nasıl olabilir ki? Şimdi çünkü sen status bar'ı yok ettin. Şimdi bundan dolayı arkadaşlar buna dikkat etmeniz lazım. Status bar yok olmamalı hiçbir zaman hiçbir senaryoda.
O senaryodan ötürü de bakın burada Flutter'ın özellikle son 2.8'den sonra gelen System UI Overlay Style var. Bakın şurada. System UI Overlay Style. Şurada şunu alayım şuradan. Bakın. Bakın şurada Dark ve Light var. Görüyor musunuz? Bakın Dark yapayım şuradan. Gördüğünüz gibi status bar, bakın şu hareket bile ne kadar aslında küçük ama basit bir hareket. Ama şunu yapmadan gerçekten projenizi vermeyin yani. Hani bir gerçek mobil uygulamada bunlar olmadan olmaz. Yani böyle oradayım gibi. Çünkü adam uygulamadayken eskiden bu WebView uygulamalarında böyle olurdu. Yani WebView gelince böyle gözükürdü. Onu yapmamak lazım. Ardından body'ye şimdi ben app barıma geldim. App barımı spesifik olarak şuraya ben bir zeplinimi şu tarafa almak istiyorum. Şu tarafta. Bu arada X'li de burada açıkmış. Önceki muhtemelen yaptığım tasarımlardan istinaden. Onu bir kapatayım oradan. Evet, RAM kasmasın. X buraya geldim arkadaşlar. Tasarıma bakıyorum. Tamam. Ben app barımın sağında bir şey görüyorsam bunu action'a atmalıyım diyorum. Action'a ben bunu atıyorum. Orada da bir tane skip butonu varsa buna text button'da bu diyorum. Çünkü hani sadece text var ve text button benim için Flutter'da enter. Yani bu önceki haftalarda bunlar anlatıldığını düşündüğüm için çok açıkçası bu UI işlerine girmek istemiyorum. Benim derdim bunları nasıl yöneteceğiniz. Ondan dolayı ben buraya hızlıca geçiyorum aslında. Sadece burada dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar. Yani burada bile yapıyorsanız yani text'leri lütfen oraya yazmayın. Deyin ki buraya gelin mesela string skip title yazın buraya mesela. Yani buraya yazın. Yani burada yönetin. Yani mesela çok basittir ama burada yapın yani hani. Çünkü şey oluyor yani dediğim gibi sonrasında siz bu setleri vermeye çalıştığınızda olmuyor yani. İçeriye bakmama statik tekstlere gelince çok üzülüyorum yani. Hani değişmesi çok zor oluyor. Nereden okuyacağım çok zor oluyor. Bunlara dikkat edin. Şimdi sonra bakın burası bitti. Bir de burada şey var. Back buton var. Bu back buton da arkadaşlar bakın burada. Leading nedir bu? Bunu da ikon button'dan verebilirsiniz. Bakın ikon button'dan verebilirsiniz. İkon button'ın içerisinde icons dersiniz şöyle. Yani bu konuları çok fazla şey yapmak istemiyorum girmek. Zaten anlatıldığını düşünerek. Şurada left'ini verirsiniz şurada. Bakın şurada şimdi. Pardon. Şöyle verirsiniz. Sadece muhtemelen rengi uyuşmadı. Rengin de arkadaşlar ikonun içerisindeki color zaten basit bir seviyede. Bana bunu şu anlık hani şöyle yapayım şimdilik bunu düzelteceğiz. Bunu düzelteceğiz. Böyle yapmamız gerektiğini anlayacağız zaten. Şimdi buraya kadar geldiniz tamam mı? Yani burada yaptınız. Biraz daha ekranı çizeceğim ben şimdi. Sadece amacım ekranı çizmek. Düzelteceğim ama böyle olmaz bu kod. Yani burada bir hatalar da oluşuyor. Sonrasında diyelim ki bu tek sayfa ve bu tek sayfanın içerisinde de burada işte bir komponent var. Buna dedim ki o zaman bir kalımdır dedim. Okey mi? Okey hocam. Kalımı verdim. Ardından bunun bir tane hani şuna base alayım ben tamam mı? Yani çok dediğim gibi tasarımdan ziyade şuraya text'i vereyim. A dedim mesela. Order your food dedim. Çok önemli değil şu an bu tasarım buradaki olay. Ardından bunun bir description'ı var. Yani burada şuradan kopyalayabiliriz bu arada daha tatlı. Şuraya attım. Hop şuradan çektim. Bu da güzel. Bir de arkadaşlar son olarak imajı var aslında. Image.asset dediniz. Hop buraya geldiniz. Dediniz ki asset'inin altındaki imajın altındaki mesela iç chef. Dediniz bunu da buraya verdiniz. HTML gelmiş. HTML'de silelim şuradan. Ardından hangisini görmedi? Asset'in altındaki imajın altında şeyi görmedi. İç chef'i görmedi. Ha çünkü şey koymadım sonuna. PNG koymadım. PNG'yi de koyarsam muhtemelen aynen. PNG'sini de aldı. Son olarak arkadaşlar şuradaki iki tane butonum kaldı. Onu yerleştirelim mesela. Hani diyelim bu aynı sayfadaysa o zaman ben yine bunu kalım yani alt alta sıralamasını istiyorum. Ama bunlar yan yana olduğu için bir row atıyorum. Tamam mı? Row'un içerisinde zaten bunları yan yana koyacağım. Flutter'ın bize geçen haftalarda yayınlamış olduğu bir widget of the week'te de benim de çok sevdim. Çünkü genelde ben kendim yapıyordum bunu. Tab Page Selector diye bir tane komponenti geldi. Bu Tab Page Selector komponenti şunu yapıyor bizim için. Şunu otomatik olarak yapıyor. Peki nasıl çalışıyor diyeceksiniz. Bunun bir kere controller alması gerekiyor. Controller alması için de arkadaşlar şurada geliyorum. Late final diyorum. Late konusu anlatıldı mı emin değilim ama şöyle söyleyebilirim. Text editing şurada şimdi benden nasıl bir controller istiyor onu bir onu söyleyelim. Bakın buradan controller'ını kontrol ediyorum. Ne istemiş benden? Tab controller. Bakın şuraya geliyorum. Tab controller veriyorum. Diyorum ki bunun bir tane tab controller'ım olacak benim. Okey mi? Ardından bunun init state mi? Yani late demek şu demek. Bu değişken init state anında yani daha ekran çizilmeye başladığı anda değerini alacak. Çünkü sizin bunu initialize olacağı zamanı söylemeniz gerekiyor. Tab page controller da verdiğiniz şu şekilde tab page controller'ı. Sizden bir length bekler 3 diyelim. Bu da yanlış mesela onu da söyleyeceğim. Bir de burada şöyle async de bir şey ister. Burada da this dersiniz. Burada da şurada çok ufak bir annotation'la şey yapmanız. Single ticker provider state mixing diye bir şey göreceksiniz şurada. Biraz küçük oldu. Aynen. Bunu göreceksiniz. Bunu vermeniz yeterli.
Ardından tab controller'ı da buraya verirseniz arkadaşlar, projeyi şöyle bir reload ederseniz, init state'e yeni bir şey yazdığınızda her zaman için hot reload etmeniz gerekiyor. Çünkü öbür türlü anlamaz. Hot restart sadece anlık burayı yeniler. Şimdi buraya geldiniz, bunu da yaptınız. Hop, bunun bir de sonunda da bir tane floating action button verdiniz. Tasarımı elde ettik aslında. Tamam, güzel. Ardından buraya da child'ımı verdim, text dedim. Ardından buraya da next'imi verdim. Ben burada bunu tamamladım. Şimdi buraya da hatta bunların arasında boşluk olmak için space atabilirsiniz. Veya bakın burada main axis alignment'ında bu boşluğu vermek için space between derseniz buraya gider. Tamam, süper. Şimdi gelin hızlıca önce bakın. O şeye gitmeden önce, state yönetmeden önce, şimdi burada benim neleri yapmam lazım? İşte next'e bastığında artıştırmam lazım, işte skip butonunu bağlamam lazım, işte geri butonunu bağlamam lazım vesaire. Burada yönetmem gereken 3-4 tane durum var. Şimdi bunu nasıl yöneteceğimize bakalım. Ama lakin yani yönetmeden önce arkadaşlar, yani burada bu işi yapmadan önce benim şunu biliyor olmam lazım. Şimdi benim bir kere elimde kaç tane item'ım olduğunu, yani kaç tane durumum olduğunu benim bir kere kafada anlayabiliyor olmam lazım. Şimdi şu anki senaryoya baktığımda elle 3 verdik falan filan yaptık, bir şeyler yaptık. Bu çok doğru değil. Bunu zaten burada ya modelle, yani buraya geldiğimde bir tane onboard model yaparım. İsim değişebilir, önemli değil. Onboard model derim. Buna final string bak title derim. Buna final string description derim. Bak buna bir de derim ki final, tamam mı? Buna final derim, string image head derim mesela. Bunu burada kullanırım. Burada bunu eşitledikten sonrasında bu imajın ismini hatta şöyle yaparım bak. Image name derim, tamam mı? Bunları burada veririm. Image name'i aldın mı? Aldıktan sonrasında bir de şöyle bir kural yaparım sayın arkadaşlar. Derim ki eğer bu adam bunu kullanmak istiyorsa şurada bir computed value yaparım. Get diye şöyle string get diye bit image bit head diye mesela. Bu adamın verdiği image name'i biliyorum zaten. Benim kullanım senaryom ne? Asset images altındaki image name nokta png. Mesela her yerde bir de daha bunu yazmam. Sonrasından diyelim ki benim burada dummy datalara ihtiyacım var. Onu da gidip orada yapmam. Buraya gelir derim ki bir class oluştururum. Onboard items derim veya models derim burada. Tamam mı? Ardından da bunun içerisinde çok basit dummy olduğu için burada bir static şöyle constant dersiniz buraya. Dersiniz ki işte list onboard item, onboard model, onboard items diye bir şey yaparsınız şöyle. Ardından da bunun içerisine gelirsiniz arkadaşlar. Onboard modelinizi oluşturursunuz burada. Dersiniz ki işte title, hop, şurada 1, 2, 3 taneyi verirsiniz burada. Şimdi sonuç olarak onboard model burada initialize olacağı için constant'ı kabul etmez ama final'ı yapabilirsiniz burada. Problem değil. Ardından da buraya gelirsiniz. İşte yani şunları çok uğraşmak istemiyorum açıkçası. Şunları şuradan alayım. Şuradan. Yani bunları hep aynı kabul edeceğim. Önemli değil. Bir de şuradan alayım. Description'larda şu olsun. Önemli değil. Yani sadece imaj name'lerini düzgün tutalım. Hani değiştiğinde var. İmajın name'inde. İmajın değiştiğini görelim. Bak imaj name'i de arkadaşlar. Bir tanesi ilk chef. Bir tanesi ilk delivery, diğeri de ilk order. Bu sayede aslında ben bu DOM modellerini de oluşturdum ki yani gidip sayfada da bunu tutmak istemedim. Yani ben buraya geldim de, çünkü ben şöyle yapmak istiyorum. Ya ben buraya geldim derim ki onboard modelsin içerisindeki onboard items'ın length'i kadar yap. Bu bir. İkincisi, şimdi ben diyorum ki tasarımda zaten şunun değişmesi lazım. Bu sağ sola gidiyor muhtemelen. Sağ sola gidiyorsa o zaman abi bu bir page builder. Flutter'daki benim widget bilgime dayanarak söylüyorum. O zaman benim bunu page view builder'la yapmam lazım. Okey miyiz? Page view builder'la yaptım. Buradan da geriye bir widget döndüreceğim. Bir işlem döndüreceğim değil mi? Bunu da buraya attım. Şuraya bir tane column'la alt alta alalım. Şöyle hop. Ardından bu page view item builder'ın içerisindekine girip şöyle diyebilirim. Child count'ına yani item count'ına bu ne dedi bizim statik kullandığımız data. Bu arada onu şurada modelleştirebilirim. Çok önemli değil. Şunu şuradan alırım. Hop. Tertemiz kullandım. Length. Yes. Ardından da arkadaşlar. Şu içerideki gitti mi? Dur. Şu içerideki tekstler gitmesini daha yazmak istemiyorum. Gel geri. Geri. Şöyle yapalım. Onu bir kalım yapayım da pardon. Şey yapmak istemedim. Bir daha yazmak istemedim. Şunları kalım yapacağım. Şunu da page view builder'la geriye döndüreceğim. Hop. Return. Hop. Bunu döndürdüm. Ardından da item count'a da şimdi şunu verebilirim. Yani bu kadar item olacak diyorum.
Hop, bu da tamam. Burada da problem yok. Ardından şuradan bir virgül attım. Sadece burada çalıştırmadan önce şunu demeniz lazım. Bu bir kalın ve page view de nereden ekel sayıcı hocam bilmediği için içerisindeki sayfayı da şöyle expanded dersiniz. Burayı yapmış olursunuz. En azından hani kafamızdaki dummy senaryo bakın şurada bir yerini aldı. Hani kafamızda. Şimdi burada yine ikinci nokta dikkat etmeniz gereken nokta. Diyelim ki bakın burada padding var. Sağdan soldan bir şeyler var. Bakın bunu da burada işte projenin kalımında diyelim şurada gelip elle vermeyin. Yani burada gelin buraya padding. Geçen ben zaten bunu paylaştım. Padding burada gelip şöyle padding mesela işte age inside all deyip işte 30 mesela demeyin. Hani bunu buradan verdiniz tam. Burada bu dummy olarak olabilir ama ben yine bunu size burada en azından bir product klasörünüzün altında arkadaşlar. Bakın bütün proje çünkü şunu unutmayın. Diyelim ki tasarımda şurası 30. Bütün projenizde bu 30 olmalı. Yani bunu unutmayın. Yani buraya da bir tane padding klasörünün altında page padding diye bir tane klasör oluşturup bir tane file oluşturup buna da bir tane çok basit inheritance'ın gücünü kullanarak buraya page padding derim, extends buraya age inside'dan bunu türetirim. Bakın burada constructor'lar aracılığıyla ben burada türetmeler yapabiliyorum. Bunun default'u 30'dur derim mesela. Mesela bu. Ardından diyelim ki benim custom olan hani bunu kullanacağım diyelim. Hop ben artık projelerimde bir daha bakmayacağım bakalım nereden ne geliyor diye. Şuraya gelip sadece bu şekilde yapmam benim için çok güzel bir kullanım senaryosu olacaktır. Bakın şurada ol dedim. Burası da bitti. Burası da tamam. Şimdi gelelim arkadaşlar. Biz temel hani şu şeyi de yaparsak tabii ki hani sadece şunu yapmadık. Hani değişmesi olarak. Hani şuradaki onboard olayını hani onu da şurada mesela yönetim olarak arkadaşlar. Burada mesela bir tane function komponent olarak değil de şu widget'ı bir kart olarak dışarı çıkartabilirsiniz. Yani burada da bunu bu arada product'ın altındaki widget'larda çıkarsanız daha iyi olur. Hani mesela burada dersiniz ki işte mesela ne bu? On board kart nokta dart mesela. Bunu buraya çıkartırsınız. Burada dersiniz ki yani yönetimse state önce bir hayatını belirleyin. Hangisi nerede olacak demek. Mesela bu onboard kartımı ben buraya aldım mı? Ben burada diyeceğim ki bana final onboard model ver. Modeli ver bana. Ben burada ekranı çizeceğim. Benim buna kimse karışmasın. Ben sadece burada işini yapacağım. Şimdi bunu da buradan yapalım ki temiz olsun burası iyice. Şuraya girdiğimde de şöyle vereyim. Ardından gelen bu modelin title'ı. Bakın modelin title'ı. Modelin description'ı. Bir de modelin içerisindeki bir de hatırlarsanız şey yazmıştık oraya. Image with pet'ini kullanmıştık. Bunu buraya veririm. Hop buraya geldim de artık diyeceğim ki onboard cart. Buraya da gelme diyeceğim ki items'ın içerisindeki index. Burada tertemiz bir kullanım aslında. Yani state yönetmeye bir kere böyle başlıyorum. State yönetmeye önce elemanlarımı çıkartarak başlıyorum. İkinci olarak sayfaya girdiğimde böyle alt alta durmasını sevmediğim için ben gelip önce bakın row'un içerisindeki alanındakileri mesela row kalacak. Burada diyorum ki buraya extract metot deyip kendi sayfa içerisinde küçük küçük böyle widget'ları çıkartabilirsiniz. Bununla problem yok. Yani her şeyi dışarı extract widget diye çıkarmanıza gerek yok. Böyle kolay widget'ları next button işte sayfanın içerisinde üretmeniz gereken küçük küçük işleri burada yapabilirsiniz. Mesela tab controller burada kalabilir. Problem yok. Burada mesela page view. Zaten burada kalacaktı. Burada kalmasın. Aşağıda göreyim diye page view items diye mesela bunu dışarı çıkartabilirsiniz. Ardından sayın arkadaşlar buraya geldiniz. Tamam mı? Diyelim tasarım bu. Çok fazla color propertilerine girmeyeceğim. Yani bir de burada tabii şey yapsanız güzel olurdu. Hani diyelim kartı kullanacaksınız. Ya buna bir tane hani büyütelim bunu. Ya buna team of deyip tema'dan. Bakın elinizde Flutter size guideline'da verir zaten. Text taması var mevcutta. Mesela headline 5 tarzı bir şey kullanabilirsiniz. Mesela headline 4 böyle kullanabilirsiniz. Burayı da daha iyi elde etmek için. Diyelim ki kafa bu. Şimdi geldik sayfanın asıl hani hayatını yönetme kısmına. Şimdi arkadaşlar dedik ki biz burada pure bilgimizi kullanacağız. Pure işlerimizi yapacağız. Şimdi pure işlerimin kapsamında ben diyorum ki ben next'e bastığımda öncelikle şu controller'ın şuraya geçmesini istiyorum. Ya şimdi ben bu controller'ın buraya geçmesi için buraya geliyorum. Function diyorum increment mesela ne selected index mesela selected index selected page diyorum mesela. Buraya geldim arkadaşlar. Buraya da bir tane integer şöyle bir tane private değişken yapıyorum. Selected index diye şöyle yapayım bir tane. Hop sıfırımı verdim buraya. Selected index'imi verdim. Ardından da arkadaşlar bakın increment selected page'e geldim. Buraya geldikten sonra selected index'imi işte bir arttırıp ardından da burada gelip şöyle yapıyorum. If diyorum. Yani burada şeyi kontrol etmem lazım. O bir kalsın. Set state'ini şöyle yapayım. En basit Flutter tarafında kullanacağınız aslında hareketlenme bu. Selected index'imi arttırıyorum. Ardından bakın bu tab kontrolörünün içerisindeki bir jump to page diye bakın. Şurada animate to diye bir şey var.
Animator Properties ile de bu Selected Index'ime gidiyorum. Bakın burada ikinci nokta hatalı nokta. Bu metodun ismi Increment Selected Page ise eğer, bu sayfa sadece Increment Selected Page yapar. Yani sen burada gelip de bunu buraya yazmaman lazım. Bunu gerekirse buraya Function Change Indicator diye bir tane metoda koyman lazım burada. Yani bunu yapıyorsan burada yer ve bu da integer mesela value almalı. Ve bu value kapsamında bu değişikliği yapmalı. Zaten öyle çalışıyor ama parçalama olarak. Yani buraya geldiğinde bir tane daha metodun olup function increment and change dersin. Ardından bu arkadaş önce bu çalışır, bu gücünü yapar. Ardından da dersin ki hadi bu sayfanın indicator'ını güncellemek istiyorum. Buraya da selected index'i verirsin, sayfanı güncellersin. Kullanmak istiyorsan bu şekilde kullanman lazım. Ve ben burada next butonuna bastığımda buraya gelip bunu tetiklediğimde birinci olarak ben zaten şimdi bu değişikliği göreceğim. Şimdi next'e bir tane daha basarsan bakın şurada ilerlemede crash alırsınız. Neden? Çünkü şu an sen 3 tane eleman dedin, 3'ü geçtin. Yani o zaman benim burada incremented yani bu metodun özelinde şunu yapmam lazım. Yani eğer eğer şöyle bir durum varsa selected index, tamam mı? Yani bu sayfanın selected index eşit benim bu total item'ın length'i var ya burada. Bakın. Bu length'in şöyle -1'i neyse arkadaşlar bunda herhangi bir şey yapma geriye dön demem lazım benim. Return'le de ben bunu geri döndürüyorum aslında. Bir daha call ettiğimde bakın next artık daha next bitti. Burada işlemi yaptım. Şimdi bu basit olarak hayatını yönetmenin birinci noktası. Set state'imi verdim, ekranımı güncelledim. Ama ben diyorum ki ya şimdi diyorum benim bu sayfada onboard'da ben bir şeyler yapacağım. Mesela onboard'da sayfaya preferences şeyleri atmanız lazım vesaire. Ben niye tab controller'ı bu sayfada tutayım diyorum. Yani tab controller'a baktığımda yani tab controller'ın bu sayfada işiyor, kendi işini yapıp kendi hayatını yönetiyor. Ben diyorum ki o zaman ben tab controller'ın hayatını yöneten kendi bir widget'ını yapayım buraya. Diyeyim ki tab indicator, yani bunu aşağıda alabilirsiniz bu arada. Tab indicator.dart diye bir tane widget yapacağım mesela. Kendi custom widget'ım bu. Buraya import veriyorum. Bunu stateful yapacağım. Çünkü tab indicator bildiğiniz üzere kendi içerisindeki gelen value kapsamında değişecek ve güncellenecek. Ben buraya geldiğimde tab indicator'ımı böyle burada eşitliyorum. Tamam mı? Ardından bakın şu kodlardan kurtulacağım bir kere burada. Bir, tab controller'ımı buradan aldım. Çünkü zaten artık tab bu controller işlemini bu abi yapacak burada. İki, init state'deki bu kodu aldım. Buraya taşıdım. Yani burası yapacak dediğim gibi bu işleri. Üç, bu şuradaki annotation artık şuna gerek yok dedim. Çünkü ben zaten tab controller'ın işini orada yapacağım. Bu sayede sayfada sadece bir iş için yapacağım durumu çıkarmış oldum. With layer'ını entegre etmiş oldum bunu. 4. Şuraya verdim onboard modelimi. 4. Dördüncü olarak da bildiğiniz gibi zaten ben şeyi döndürmek istiyorum. Tab page selector'ı döndürmek istiyorum. Tab page selector'ı da şurada döndürdüm de arkadaşlar. Şu komponentimi burada aslında elde etmiş olacağım. Şimdi buraya geldim. Tepet selector'ımı burada verdim. Burada gerekli entegrasyonlarımı yaptım. Buraya geldim. Şimdi buraya geliyorum. Burada geldim. Kullandım. Tep indicator'ımı verdim. Tep indicator kapsamında da burada işte bu komponent call ediliyor. Burada sadece şey kırmızı hata verir. Artık şuna gerek yok. Kullanmıyorum. Dediğim gibi kullanmadım. Instance'ı kurtardım aslında burada. Şimdi ben diyorum ki ya ben diyorum şimdi sayfamda zaten şunu çağırıyorum. Bir set state işlemi yapıp sayfayı tetikletiyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi burada. Yani selected index'ini plus'la güncelliyorum. Güncelledikten sonrasında da aslında tab indicator'da da ben şunu istiyorum. Ya ben bu selected index'i bu abiye vereyim burada. Final. Diyeyim ki al integer selected index eşittir de işte şu anlık bunu bana versin. Şu selected index'i bana versin. Ya ben bu selected index'i buradan alıyorum. Okey. Ardından da ben buraya geliyorum diyorum ki buyurun selected index sensin. Selected index. Yani ben buna göre yapmak istiyorum. Şimdi ben bunu yaptım, çalıştırdım. Ardından next'e bastığımda evet sayfada selected index güncellemiyor. Selected index'in güncellenmesinde problem yok. Yani şurada mesela print'te de görebilirsiniz. Selected index son değerlerini alıyor şurada. Bu ekranda 2 olarak mesela görebilirsiniz. Ama lakin gelin şöyle bir şu apple'da şuradan çıkarmak istiyorum bu arada extract metotla. Apple hani aşağıda dursun şu anlık sayfayı görmek için. Ama apple indicator güncellenmiyor. Şimdi gelelim altın değerinde soruya. Sayın dostlar, ben Flutter'da bir alt daldaki bu widget'te yani stateful olarak yaptığım bir widget'te bu değişikliği anlayıp bu sayfada şu indicator'ın hareket etmesini nasıl sağlarım? Sorduğum soru bu. Yani bu değişiklik yani üst sayfadan gelen bu değişiklik kapsamında alt sayfadaki değişikliği yakalayıp ben indicator pozisyonu değiştirmek istiyorum. Bunu yapmak için ne yapmalıyım? Sorun bu arkadaşlar.
Bu soruyu chatten cevaplayabilecek arkadaşları şu an ben YouTube'dan da yayını açmak istiyorum kendim. YouTube'dan yayını açarsam sanırım ben şeyi görebilirim. Direkt bu yayını görürsem eğer şuradan ben cevapları yakalayacağım size şimdi arkadaşlar. Cevapları veren arkadaşlardan ilk veren arkadaşı bu arada şey yapacağım. Sıraya alacağım. Evet şuradayız. Kendimi açtım. Evet. Sorulara cevaplara bakıyorum. Init state, init state, init state. Init state'ler yanlış. Function callback'ler yanlış. Yani yapılabilir. Yapılmaz demiyorum ama istediğim onlar değil. Yanlış demeyeyim de. Controller'ı üst tarafa taşımak da bir çözüm ama tam istediğim onlar değil. No, 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 no. İstediğim cevaplar bunlar değil. Sorusu tekrarlayayım tekrardan. Şöyle yani üst widget'ta set state yapıyorum. Bunu saymaladım bir tap indicator diye kendi yaptığım bir custom widget var. Ve set state sonucunda alt widget'tan bu değişikliği yakalamak ve bu yakalamak kapsamında tap controller'ın bu demin yazdığımız jump to function'ını call edip bunu yerini değiştirmek istiyorum. Sherrod birazcık abartı olmaz mı? Yani listener callback yapısı olabilir. Delegate de. Delegate callback de olur ama sayın arkadaşlar burada siz aslında daha kolay bir Flutter'ın çok kolay bir gücünden aslında ben bilginizi sorguluyorum. Bilen arkadaşlar Swig alacak. Allah'ı şu ana kadar çıkmadı. Ah be Swig'i bu kadar kolay alacak olsam ben var ya. No 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 no. Yani bu yazdığınız şeyler yanlış değil bu arada. Bir sürü yöntem yaparsınız da bunlar değil benim aradığım. Yani bu çünkü çok Flutter'ın. Hadi bir tane key vereyim. Bir tane şey yapayım. Selin tekrardan anlatıyorum bak. Biz bu sayfayı yaparken onboard view'u yaptık. Onboard view'da da bir tane widget yaptık. Tab indicator'da. Kendi life cycle'ı kendi stateful widget bu. Bakın altını çiziyorum stateful widget. Stateful widget'ın içerisinde de ben üst sınıftan set state diyorum. Selected index'im güncelleniyor. Ama alt taraftan ben tabii buna şu an erişemiyorum. Init state diyen arkadaşlar olmuş. Init state bir kere çağrılır. Yani güncellenmez orada. Benim burada nasıl bir kolay bir şey yapsam bu iş çok basit hallolur. Streamler falan oldukça yani yapılmaz. Bu arada söylediklerinizin hepsi olur. Ama lakin onlar değil. Evet, buradan anladığımız üzere arkadaşlar life cycle'larda aramız iyi değil. Flutter life cycle'larına özellikle birazcık çalışmamız gerekiyor. Bakın, void callback, getix çok fazla Yakup yahu. Alttan üste bir haber vereceğiz alt tarafı. Geliyorum. Bak söyledim, life cycle dedim. Life cycle'dan da mı yok? Bak, did change. Bak, Bahadır biraz yaklaşıyorsun gibi ama. Aha yakaladım gibi. Tayyip. Ama tam isim o değil ama şimdi bak Berkcan da aslında Berkecan'la Tayyip ikisi hemen hemen aynı şey söylemiş arkadaşlar ama Berkecan aslında daha doğrusunu direkt söylediği için Tayyip sen bir tık eksik söylediğin için Berkecan'a vermek zorundayız. Evet arkadaşlar. Aslında benim size anlatmak istediğim yani doğru cevap bir sürü yöntem vardı. Tabii ki de söylediklerinizin birçoğu kabul edilebilir. Buradaki hareket şu, siz life cycle, yani widget life cycle öğrenmenizi özellikle altını çizerim Flutter tarafında. En önemli nokta budur. Siz eğer üstten alttaki bir komponenti değiştirmek istiyorsanız, bakın burada arkadaşlar sizin karşınıza direkt mesela init state'i biz ne yaptık? Override ettik değil mi? Bu buraya geldi. Ben burada yaptığım harekette bakın burada did update widget diye bir şey göreceksiniz şurada. Did update widget. Size bir önceki widget'ı verecek ve bir önceki widget'ı siz burada yakalayabiliyorsunuz. Siz şurada şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Old widget nokta selected index eşit değil. Benim şu anki widget'ımın içerisindeki selected index'e değilse de bu eşitliği kontrol edip burada arkadaşlar ben şu kodu çağırabilirim bakın. Tab controller'ın içerisindeki aslında hiçbir tane demin gibi ekstra güç kullanmadan animate to deyip bakın buradan widget'ın içerisindeki select index'e gidebilirsiniz. Yani ben buradan arkadaşlar next dediğimde şöyle. Aha bak gelmiyor tekrardan çağırdım. Şu şeyde geldi ondan dolayı gelmiyor. Hemen gelmiyor deyince şaşırdım. Tabii ki de şeyde set olduğu için ilk başta gelmez. Şimdi burada gördüğünüz gibi next dediğimde arkadaşlar. Bakın bu şuradaki scope'un içerisine girer. Bu scope sayesinde aslında alttaki widget'ın değişikliğini yakalar.
Burada başka şeyler de yapabilirsiniz bu arada. In-state yaptığınız işlemler yapabilirsiniz vesaire. Buradaki amacım zaten size bu widget'ın aslında bunun ne kadar kolay olduğunu ve aslında bu kadar yazdığınız şeye hiç gerek olmadığını göstermek. Ondan dolayı sadece bir nice tane dokunuş. Bunu ilk söyleyen de direkt tam olarak söyleyen arkadaş şey olduğu için nerede? Berke Can Ünlü. Berke Can Ünlü'nün ismini chat'teki arkadaşlar kenara yazarlarsa sevinirim. Berke Can'ı ilk Swag paketimizi kazanan arkadaş olarak kenara alalım onu. Okey. O mesajı Berke Can'a şimdiden teşekkür ediyorum. Dedim ki aslında burada Swag kazanmak vesaire önemli değil. Sadece bunu görün yeter bana. Hani sayfa yönetmek yani sayfa yönetmek, sayfada hareketleri bilmek, bunları bilmek aslında önemli. Bunları bildikten sonra zaten aslında birçok noktada çok fazla işine yarayacak. Çünkü bazen şey oluyor mesela selected index bir şeyden tetikleniyor, bir value geliyor alt dala ve sen bunu kontrol etmek istiyorsun. Burada kontrol edip o durumu handle edip ona göre sayfanda bir hareketlenme yapabilirsin. Burası çok 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 önemli bir nokta. Bak Levent hocamı da gördüm. Levent hocam da geçen haftada bir dersi vardı. Life cycle'la alakalı. Kesinlikle bakın bilen adam Swag'i aldı yani. Gerçi biraz belki önden salladı gibi geldi ama birkaç tane. Önden dolayı sıkıntı yok. Şimdi bu tarafı yaptık. Gelelim biz kendi ekranımızın kodlarına. Tekrar bir tane daha sorum olacak bugün üzerinde. Başka anlık ekran aklıma gelirse onu soracağım size. Şimdi onboard view'uma geri geldim arkadaşlar. Onboard view'umdayım. Onboard view'un içerisinde dediğim gibi ben bu alt dala haberimi verdim. Ben burada gerekli işlemi artık yapıyorum. Burada problem yok. İkinci nokta. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Hani Zeppelin'de burada arkadaşlar bakın next burada bir color var. Doğru muyum? Ben bunu yapmak istiyorsam eğer main'in altında bu tarz hareketleri temanın içerisinde yapmanız lazım. Ve ilk noktadaysanız eğer bakın team her tema vermezseniz default'ta light alır. Light'ı alıp buradan da copy with derseniz arkadaşlar bu şunu yapar. Siz bu light temanın özelliklerini alıp istediklerinizi override ederek yani değiştirip güncelleyebilirsiniz. Bunu ne kadar iyi yazarsanız o kadar daha çok bir kere iş görüşmelerinde vesaire en önemli noktalar bunları kullanmak yani. Bunları burada aktif. Çünkü temada ne kadar aktif kullanım yaparsan o kadar gelişebilir tema kodları yazarsın. Ben buraya geldim de buraya gelip bakın burada ben floating async button tema görüyorum. Floating async button temayı da buradan verirsem floating async verebilirsem veririm ben inanıyorum. Şuradan direkt copy paste ederim hatta team data. Burada verirsem arkadaşlar bakın şurada. Background color'ı görüyorum. Bakın görüyor musunuz? Background color da bakın şuradan colors.rgb deyip şöyle verebiliyorsunuz. Color.rgb. RGB koduna bakalım. 11-23-84. 11-23. Aa çok gitti. 84. 11-23-84. Opacity 1. Mesela burada verip arkadaşlar bu floating action button'larınızın bütün ama tabii bu bütün projedeki floating action'ın color'ını değiştirir. Burada bu temaları burada yapın kesin yani ben küçük küçük öyle infolar vereyim. Şimdi buraya geldiniz. Bu işte next butonunu diyelim yaptınız. Şimdi benim buradaki yönetmek istediğim diğer nokta ne? Ben burada sonuç olarak sayfamda selected index'i biliyor muyum? İndeksi biliyorum. Şimdi ben burada selected index'i bildiğim yerde bakın şurada increment and change artık in state'e de gerekim kalmadı bu arada. Sadece buraya geliyorum. Ben şimdi istediğim birinci nokta şu. Next sona geldiğinde ben bunun burada start yazmasını istiyorum. Mesela start gibi bir logim var. Ben buraya geldiğimde o zaman bakın şuradaki kodu ya şuradaki kodu şuradan çıkartabilirim. Mesela şuradaki kodu çıkartıp şuradan extract metot diyerek is last page diye de çıkartabilirim mesela. Burada is last page bakın hani bir daha her defasında bunu yazmak yerine bunu buradan kodlayabilirim. Is last page ise burada ben şunu yapacağım is last page ise. Yani ya bunu koddan da bu arada hani boolean yaparsınız şöyle bakın is last page. Eşit eşit. Ha, burada parametre alırsınız gerçi. Bu almanıza da gerek yok. Burada selected index'e hani şöyle yaparsanız bunu zaten verir. Yani is last page mi diye bakarım burada. Is last page olduğunda ben burada bunun start yapmasını istiyorsam ya buradan set adı alırım. Yani aşağı gelirim. Bakın butonumun içerisinde. Is last page ise buraya gel start yaz mesela. Değilse next yaz. Bu çok basit bir kullanım. Ama ben burada sonuç olarak bu işimi yapacağım yerde yine bunları tabii arkadaşlar burada variable'larımı taşımayı unutmamam lazım. Yani burada işte buraya gelip final string start buraya gelip startları yazarız. Burada final string işte end ya da neyse bunları yazın arkadaşlar. Çekinmeyin yani yazın. İşte ya da next ise next'imi yazarım burada geçerim. En azından bu temiz bir komponent olur benim için. Yani start ve next'imi buraya start ben end'imi yazarım buraya ve bu buradan biter. Şimdi bir şey daha vardı. End. Evet burası nice. Buralar da hazır.
Burada benim elimde kalan sadece tek bir şey kaldı. Back butonun olayı kaldı aslında. Bu sayfanın üzerinde yapmam gereken hareket en azından bu state'i yönetirken, yani bu sayfanın state'ini yönetirken leading'deki. Bakın burada, buradaki arkadaş da diyor ki komponent olarak anladığımız zeplin'e baktığımızda işte birinci sayfada yok, ikinci sayfaya geçtiğinde geliyor. Bakın 1-2'de yok, sıfırsa yok yani. O zaman benim burada şunu demem lazım. Ya senin eğer selected index, ya burada bunu kontrol edeceksiniz ya da burada arkadaşlar yine. Boolean diyeceksiniz. Get is first page mesela. Bak, is first page. Selected index eşit sıfır mı diye bakabilirsiniz sonuç olarak. Çünkü ilk başta hep sıfırdır. Sıfır mı diye bakarsanız buraya geldikten sonrasından da nerede bizim o app barımız? App barıma giderim. App barıma gittikten sonrasından da bakın şurada şöyle bir kod yazabilirsiniz. Is first page mi? Is first page değil. Is first page ise bunu gösterme. O zaman null atıyorum bakın buraya. Yani null atmam demek bunun ilk başta gözükmeyeceği anlamına gelir. Ardından şuradan tekrardan callback attığımda da arkadaşlar bakın şurada ilk başta gelmez. Next'e bastığımda da bu gelir. Bir de şu değiştiğindeki durum var. O da zaten benim bakın burada on change'imde var zaten. On paint change'imde. Bakın zaten ben burada metodumu yazdım zaten çok basit bir şekilde. Increment and change diye burada aslında kodumu yazdım. Burada şöyle bir kullanım yapabilirsiniz. Dersiniz ki ben burada bir integer value alacağım. Tamam mı? Bir value alacağım. Default parametre olarak bir value alacağım. Bu value'yu aldıktan sonrasında burada increment selected page yolluyorum ya. Bakın increment selected page'e de bu value'yu yollayacağım. Bu default parametre kullanımından bir tanesi. Buraya gelip bu value'yu vereceğim bakın şurada. Tamam mı? Bunda problem yok. Eğer bu adam bir value verirse value'yu set et değilse hani şöyle yaptırım aslında. Selected index şöyle yapmam gerekiyor. Selected index eşittir value veya selected index'in artı birli alasında şöyle. Şöyle diyebilirim. Yani selected index'i şurada güncelleyebilirim. And, ve arkadaşlar increment and change page'e geldiğimde aşağıda bakın tekrardan parametre istemez benden. Çünkü default parametre olarak salladım oraya. Ve burada da şu satıra geldiğimde increment and change value'yu verdiğimde bakın value'yu verdiğimde direkt buradaki value'yu de set alır benden. Buradaki değişiklikleri de anlar. Burada bakın sadece sorun tabii şu. Ben burada increment and change value'yu verdim. Bakın şurada. Nerede o? Increment and change value'yu verdim. Increment and change value'yu verdiğimde şurada şimdi mesela bakalım. Şurada value ne geliyor mesela? Print edebilirsiniz. Bu arada en güzel bakma yöntemi aslında inspect etmek de. Inspect etmeyi de göstermiş olayım. Mesela inspect yazıp bir value'yu veya bir sayfayı mesela listleyip komple bütün sayfayı log'da görebilirsiniz. Mesela diyelim burada değişti. Bakın şurada bir şeyler oldu. Değişti burada. Şu an tekrar değişmedi tabii. Onun sebebini pek anlamadım da şuradan bakarız. Bakın inspected variable diyor. Görüyor musunuz? Inspected variable sayesinde ben sayfadaki her şeyi tekte görebiliyorum. Bu da aklınızda öyle bir kalsın. Sadece şurada bir hatamız olmuştur. Nedir bakalım hatamız? Şuradan bir teyit edelim. Şuraya bir print yüzü atalım. Ne diyelim? İleri ileri yaptık. Şöyle şöyle bir iki verdi. Geri geldiğimizde data gelmedi. Geri geldiğimizde data gelmemesinin sebebi muhtemelen şundan dolayı. Is last page oldu ya. Is last page olduğu için buraya geliyor. Ama şurada şöyle bir kod ekleyeceğim. Ve value nullsa yani adam value force etmişse bana bu yap. Yani ben burada artık şunu yapabilirim bak. Buraya geldim, böyle gittim, buraya geldim, buradan geri geldiğimi yapabilirim. Bu sayede aslında bu kodu da geliştirebilir hale getirmiş oldum. Evet sayın arkadaşlar aslında basit olarak yani en basit olarak bir stateful and stateless widget yapıp ekranınızda yönetmenizi yapma yani ekranınızdaki hareketleri yapabileceğiniz komponent şekli bu. Yani burada dediğim gibi birçok kalem noktası var ama önemli olan stateful yapabileceğiniz elemanları dışarı çıkarmak, sayfa içerisinde bunları parçalamak, parçaladıktan sonra doğru variable'larla işlemek, metotların parametreli çalışması ve bunların da doğru yerlerde setlerini verip kullanılmayacak elemanların da constant'larla eşitlenmesi bizim aslında hayatımızın genel özeti gibi söyleyebilirim. Bakın buradaki kullanıcıların hepsi bu şekilde. Şurada da mesela widget denebilirsiniz şurada da. Hani function component hep soru olacaktır mesela function component hocam hani falan. Bakın basit yani sayfada zaten bu olacak. Ben sadece aşağı taşımak için. Bu kompleks bir widget olsaydı zaten bunu bir dışarı çıkartıp başka bir widget yapardık diyorum. Burada arkadaşlar buraya geçerken yani şimdi ikinci tarafa geçeceğim. İkinci tarafa geçerken de provider'la örneğini yapacağım size. Provider'la geçerken sadece şu atlamayı yapacağım. Öncelikle şöyle bir xx yapacağım şuraya. Şöyle xx'imi yapacağım. O tarafa geçeceğim. Ondan sonra hızlıca şöyle bir YouTube videosunu da şöyle bir çekinimizi yapalım. Evet süper. YouTube'u da şöyle yaptım.
şöyle yaptık, şöyle bir kontrol ettim, bir sorumuz yok, her şey güzel, herkes yerinde, nice arkadaşlar. Yani özellikle dediğim gibi bir sayfanın bu stateful yani stateless'tan yaparken mesela tab page selector'ı ben dışarı çıkarmam gerektiğini anlayabiliyorsam ve buradaki değişikliği yapan yeri de mesela belki page view'de çıkartırdınız anlayabiliyorsanız bunlar sizin için gerçekten yeterli olan en kral noktalar. Siz dersiniz ki hocam dersiniz ya ben şu floating async button'ı da dışarı çıkarmak istiyorum. Bir dışarıya bir şey yapmak istiyorum. O zaman sana derim ki bak Flutter tarafında şunu yapabilirsin. Çünkü şöyle bir şey var. Modül diye bir tane klasör açarsın. Dersin ki start fab button dart. Buraya da gelir dersin ki import tamam mı? Stateless bir tane widget oluşturursun. Sonuç olarak bunu value dışarıdan gelecek. Start fab button. Şimdi diyorum ki ben her sayfamı böyle wrap extract widget yaparsam benim şöyle ben buraya gelip mesela şurada bir tane widget yazmak istediğimde direkt karşıma S'ye bastım mesela belki start web. Bundan bir kurumsal proje de 500 tane olabilir bu arada yani bir sürü proje kod olabilir. Bunları bu geldim şunu şuraya çıkardım. Bunu buraya attım bunda problem yok. Sonrasında buna dedim ki abi dedim en azından bak şu start end'i de burada kontrol etmeyeyim. Boşu boşuna niye orada yazıyoruz? Bunu da buradan aldım. Sonuç olarak sadece bu kullanacak. Buna da bool'ün bir tane property atayım. Bool is last page diye. Bununla bu abi versin dışarıdan. Tamam mı? Bunu kullandım. Final diye. Asla şurada final olmadan kullanmıyorum. Çünkü stateless'lar immutable'dır. Değerini alır ve değerini verir. Bunu unutmayın. Buraya verdim. Şimdi ben bunu kullanıyorum. Is last page'i verdim burada. Ve burada bir tane de ekrana haber vereceksem de final void callback yapıyorum. Demin arkadaşlar söylemişti. Void callback'le arkadaşlara haber veriyorum. Bunun başında soru işareti atmayı unutmayın. Burada da bunu verdim. Ha, bu tamamen gösterme amacındayım bu arada. Bunu buraya getirdim arkadaşlar. On precedent'ımı verdim. Şimdi ben bunu sayfamda kullanacağım yerde sayın dostlar. Burada mesela bunu şunu diyebilirim. Start fab button. Ha, aynısını yazıyoruz gibi. Hani is last page, is last page. Bunu verdim buraya. Problem yok. Peki benim burada hatta şuradan da aslında next button'ı kurtardım. Yani next button şuradan bir satır aşağı inip şunu virgül atarsam şurada aslında bu oldu. Function komponente de gerek kalmadı. Şimdi ben buraya geldim de arkadaşlar sadece benim şunu dikkat etmem lazım. Is last page'de. Şurada bir de on presinde de şey yazalım. Increment and change. Herhalde ilk şunu çağırıyorduk sonrasında da bunu çağırıyorduk. Evet bu tarz bir şey önemli değil. Burada arkadaşlar sadece size söyleyebileceğim nokta şu Flutter tarafında yani Dart tarafında çok tatlı bir kullanım vardı. Part of kullanımı. Bu tarz işlerde part of kullanın. Buraya gelin part of yapın buraya. Ve deyin ki ben bunu bir üst modelindeki start bunu bir tane daha yukarı çıkın. Onboard view'umla part of yapıyorum. Buraya da gelip bunu partlıyorum bak buradan. Hop bunu da buradan modülün altındaki start fab button'da bunları eşleştiriyorum. Ardından arkadaşlar burada ben ne yapmış oldum biliyor musunuz? Bakın altına da bunun private olsun diye file private olsun diye buna atıyorum alttan tree'yi. Ben artık projemde diyelim X yeni bir sayfa yaptığımda Start Fab button'a erişemeyeceğim. Start Fab button'a sadece bu widget'i kullanan arkadaş erişecek. Bu da basit ama çok önemli bir noktadır. Bunu da buradan göstermiş olayım. Yani bunu yaparsanız sayfaya özel widget'i sadece sayfayı kullananlar bilecek. Bu sayede dediğim gibi ben bu projeye geldiğimde her yerde Start Fab button görmek istemem. Yani S'ye bastığımda benim karşıma Start Fab button niye çıksın ki? Yani bu onun widget'i. Bu sayede parçalayabilirsiniz ya da ben modüler yapıyorum genelde. O da olur. Bu daha tatlı olur. Bu basit kullanımdır. Bazı yerlerde çünkü sadece sayfa spesifik widgetler yapıyoruz. Bu kullanım sizin için oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunu aldınız. Tamam bunu kullandınız. Sonra yine daha basic noktasındasınız. Set state'i falan anladınız. Dediniz ki hocam ben Flutter tarafında bir şey daha gördüm. Value Notifier diye. Evet Value Notifier diye bizim bir kullanımımız var. Çok da tatlı, çok da basit kullanılır. Bu ilim mesela ne diyeyim is back enable diyeyim mesela tamam mı? Buna da burada arkadaşlar işte buradan value notifier'dan şöyle value notifier deyip buna işte is back şeye false atayım. Burada da arkadaşlar şimdi bizim özellikle state management yöntemlerini kullanırken en büyük derdimiz şu. Set state dediğinizde bütün widget tree'sinde bu hareketlenmenin olması ve bu hareketlenmeden ötürü aslında tabi burada da performans kalemleri var ama hareketlenmeden ötürü başka widget tanımından etkilenebiliyor olması veya tetiklenmemesi durumu. Ondan ötürü zaten bu state yönetim yöntemleri projeye dahil edilip sadece değişmesi istenenle değişecek widget tetiklenir. Yani ne demek istiyorum? Şimdi is back enable'ı ben nereye set edeceğim bakın. Is back enable'ı is last page'in olduğu yere set edebilirim bakın. Is last page ve value nullsa diye bir alan yapmışız.
buraya is back enable, yani şu durum value, ben diyorum ki bu durum varsa kanka senin içerisinde is back enable nokta value'sunu, pardon şuraya yapacağım, value'sunu true'ya çekiyorum. Diğer, yani bunu bu arada şöyle yapabilirim, function change back enable diye. Bu da sıfırıncı noktada kullanabileceğiniz gibi 10 numara bir yöntem aslında. Yani yine severek kullanabilirsiniz. Ardından aslında şöyle yapacağım. Is back enable'ın tersini al. Bunu buraya set ettiniz arkadaşlar. Diyelim şuraya girdi. Change back enable dediniz. Veya buraya property alın, daha güzel olur. Bool value. Buraya geldiniz. Value dediniz. Buraya geldiniz. True dediniz. Yani is last page. Buraya geldiniz. False dediniz. False. Burada da yine bir basit bir kod koruma amacından şöyle bir kod yazabilirsiniz. If gelen value eşit eşit is back enable'ın value'suysa return et. Yani bunu bir daha tetikletme. Bir kod yazdınız buraya. Yine best practice olarak buraya verdiniz. Şimdi aşağıya iniyorum. Mesela skip butonun olduğu veya back butonun olduğu yere gidelim. App barımızın içerisindeyiz. App barımızın içerisinde burası. Hani şunu değiştirdim ya da hani skip butonla yapayım, tamam mı? Is last'ta gözükmesin. Mesela öyle bir business olsun. Bu sefer de arkadaşlar o zaman Flutter'da karşınıza çıkacak Value Notify Builder diye bir widget karşınıza. Value Listenable Builder diye bir widget sizin karşınıza çıkacak. Value Listenable widget sizden buradaki o yukarıda yazdığınız aslında Value Listenable, yani Value Notify'ı dinler. Nerede? Adını Is Back Enable vermişiz. Is Back Enable. Bakın Is Back Enable ve şuraya girer. Bu buton artık Is Back Enable tetiklendikçe ekranda çizimini yapar. Yani ona göre kendini çizer. Burada bool'un dersiniz. Şurada tipini verebilirsiniz. Unutmayın tip vermeyi. Bool diye. Nullable da olabilir bu arada. Önemli değil. Ardından da arkadaşlar bu widget'ın içerisinde çizim yaparken eğer Is Back Enable true'ysa, Is Back Enable true'ysa bunu size it box yap. Bunu değilse yapma diye şurada, pardon, value'nin içerisinde set edebilirsiniz. Bu sayede de arkadaşlar bir kullanım senaryosu olarak bunu ekranlarınızda gerçekleştirebilirsiniz. Yani başladı. Ben buraya geldim. Is back enable. Şurada doğru verdik mi? Tabii ona bakmak lazım. Is back enable value change verdim. Şuraya girdim, emin değilim. Bir teyit edelim hızlıca hemen. Print ettim şöyle. Ha gerçi şuraya value'dan geldik ya, onun için gelmedi. Şöyle yapsaydım olur. O state'ini güncelleriz de. Şuradan geleyim olur. Şuradan value'da geldim ya. Ha bak şuradan gelme de şimdi şey olmuyor. Muhtemelen next'te yanlış widget verdim ben. İnkrementi verecektim. Start fab button. Start fab button. Doğru aslında. Increment. Increment and change. Bu doğru. Burada ne yaptık? Value nullsa. Ha bu value nullsa buraya giriyor. Tamam, buraya şeyi koyayım ya. İlla value istiyor musun? Ah, selected index. Selected index'e artılayıp koyayım böyle. Tertemiz olsun o zaman. Tamam. O işi orada yapmış olalım. Şurada şöyle tekrar tıklayayım. Ekledik en son. O next button nerede? Bence ben onu ya vermedim. Start web button. On press tamam. Şurada increment and change'e geldim. Yahoo is last page dedik. Tamam, bunu geç. Ve value nullsa buraya giriyor. Value'da null vermedim aslında. Aslında direkt şöyle yapabilirim ya. Bir şöyle yapayım ben. Increment selected ve şunu çağırayım. Niye onu çağırıyorum ki? Ha, bunu çağırsam bitiyor zaten. Evet, tertemiz. Ama burada tabii şey kol edilmiyor. Onu oradan çıkarmak lazım. Bu çalışır burada da. Aa, next butonuna bastığında şey olmuyor. Tetiklemiyor. Çok garip. Increment print'ine bakayım. Buraya geliyor musun sen? Buraya geliyorsun. Increment selected page nerede? Selected index. Value null. Selected index eşitleyip buraya. Muhtemelen şunu tetiklemiyor. Şöyle yapalım biz ondan dolayı. If value, hani şurada yazabilirim. Value eşit değil. Null değilse abi value'yu ver. Tamam mı? Öbür durumda da else'inde de hani şöyle bir kod yazmış olalım. Önemli değil. Selected index'i artı yapayım. Şimdi muhtemelen ben bunun çalışacağını İnanıyorum. Yes. Tamam. Şimdi çalıştı. Hatta şu yukarısının da çalışması lazım. Nerede? Increment change. Increment change'i de şurada verdim de aslında. Bunun da tetikleniyor olması lazım. Şöyle bir yapayım. Next.
Start'a geldim. Bak skip butonu gitti, gördünüz mü? Neyse. Yani bu tarz bir şey. Volume Notifier'da aslında sadece diğer durumlarında, yani kendi içerisindeki, bak şeyde yine geldi mesela. Buradaki durumda geldi. Şurada sadece biraz daha şunu doğru yazmak lazım ama önemli değil. Burada önemli olan Volume Notifier'la sadece bir widget'ı bir şekilde konum çalıştırabileceğinizin kullanımını görmek aslında. Basit widget'lerinizde bunu yine yapabilirsiniz sayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, birinci temiz kod dedik. Temiz kodun da tabii ilk noktası, bu kadar iş yaptık. Üzerine kod yazmadan önce ben bunu tabii ki de gitti commitleyeceğim ne yaptığımı. Vanilla state management has done diye şöyle ekleyeyim. Bunu da arkadaşlar şöyle gelip repo create'den repo oluşturacağım. Hemen yani isteyen şu saniyede görebilir bu kodları. Benim olayım bu. Yani iyi bir yemek yapmak için sadece gerçekten hani malzemelerle olmaz o iş. Ya da seçtiğin iyi bir markayla olmaz. İyi bir yemek yapman o kadar fazla şeyi var ki. Yani çatal tutuşun, çatalların, ellerin, ortamın, bakışın. Yani ondan dolayı arkadaşlar bu şey konusu çok önemli. İyi bir yemek yapmanın detayları konusu çok önemli. Hüseyin, senin sorunu yine konuşuruz. Ben gördüm, son olarak seni de cevaplamış olayım. Ama son, en son yayınlıyoruz. En son arkadaşlar iletişimde onların hakkı şey yapmayayım. Sırasını emeyim. Hüseyin, yayının sonunda birkaç soru daha cevaplayacağız. Takip edersen yayını, cevaplarına erişebilirsin demiş olayım. Şimdi sayın arkadaşlar, Zeppelin'i bu arada Zeppelin'i de öğrendik. Zeppelin de çok önemli. Müşteriden arıyorsanız Zeppelin'le çalışacaksınız. Zeppelin'i ben şu an dizayn yapmadığım için size Zeppelin'in bu core feature'larına girmiyorum. Mesela burada da şu an size öyle ahım şahım core feature'ına UI design için şu an uğraşmıyorum. Ben şu an size state yaklaşımını vermeye çalışıyorum. Ama core design yapacak olsaydım, bakın burada Zeppelin'in güçlerini kullanarak da yine neleri, yani size'larını vesairelerini görecek olurdum. Özellikle yakın zamanda birkaç bu konularla içerikler, native code yazmayla ilgili müthiş bir çözümüm var. Size onu da vereceğim. Bu arada arkadaşlar da şeyi paylaştı, sağ olsunlar. 7 saatlik bayağı bir emekle çektiğim Dart videosunu, sıfırdan Dart öğrenmek isteyenlere, girmek isteyenler de o videoyu da izleyebilirler. Dedim ki herhangi bir reklam, herhangi bir para kazanmıyorum. Sadece öğrenmeniz için daha çok arkadaş öğrensin. Canım feda. Benim başka bir derdim yok kesinlikle. Demiş olayım. Şimdi arkadaşlar, bu session'daki konumuz da Provider. Provider, Flutter'ın dünden bugüne bence hani kullanım yıl olarak bakıldığında en çok kullanılan paketi muhtemelen. Yani yıl olarak bakıldığında. Getik şu an size olarak Lite'de vesaire daha çok gözüküyor. Belki daha çok kullanılıyor ama Provider gerçekten Flutter'ın 0.1, yani uzun zamandır hayatında olan, gelişmeye devam eden, yani şu an 6. sürüm var. Ben herhalde birden beri hatırladığım bir kullanıma sahip. Arkadaşlar Provider'ı da hızlıca şuradan birlikte bir konuşalım. Paketi göstereyim size şimdi sadece. Provider. Provider'ı ben arkadaşlar, şimdi benim best practice enterprise projelerde olsun, her yerde olsun, ben provider'ı hayatım boyunca hep kullanıyorum. İster bana dersiniz ki hocam provider'a ne gerek var, blok kullanıyorsunuz. Çok haklısın, ne gerek var? Bence de gene gerek var ama bu benim kullanım şeklim. Ben global olarak konteks yönetimini kullanmak istediğimde provider'ı kullanıyorum. Peki global yönetim ne demek? Şimdi arkadaşlar müthiş çizim yapacağım şimdi size. Draw online. Bu paint tag çizimimden sonra belki bir şeyler anlayayım. Yine bak, yine bir çizim yapmışım. Şimdi arkadaşlar, mobil dünyada hayat böyle çizilir. Tamam, burada cycle'lar oynar. Burada butonlar çizilir. Okey der, gider. Bu tamam. Ama bir de şöyle bir şey var. Ya yan sayfadan bir şey oluyorsa, ya diğer sayfadan bir şey oluyorsa, ya buradan bir şey oluyorsa, yani burada kullanım olarak, yani başka sayfalardan da başka tetikler gelebilir veya sen buraya haber verebilirsin. Yani buna global bir state yönetimi denir. Yani bir global olarak da senin yönettiğin objelerin olabilir. Mesela ne? İmaj download yaparsın. Alt sayfadan download'a başlar. Üst sayfa gitsine davet etmek istersin. Bak, globalde koymam lazım bunu. Ama sayfa içerisinde de buton koyarsın, orada yapabilirsin. O normal sayfa yönetimi. Ondan dolayı ben genelde blokla şeyi kullanmayı çok seviyorum. Ama blok bugün değil arkadaşlar. Time to provider. Provider dediğim gibi dünden beri Flutter'ın hayatında olan, bence dediğim gibi en iyi paketlerinden bir tanesi. Çok da seviyorum. Amacına hitap eden çok güçlü bir library. Arkadaşlar bunu geliyorum. Şuradan paketi kopyaladım. Buraya ekliyorum Provider'ı. Provider'ı verdikten sonrasından da şimdi sayfama geçeceğim. Şimdi size şöyle bir tane sayfa yapalım. Hızlıca en azından görelim. Login'i varmış. Ben login'de export etmişimdir diye hatırlıyorum. Bir PubDev'den mi? Nerede? Finder'dan bir bakalım. Desktop'tan var mı? Bunlar XD'ler. Yok. İndirmemişiz. Olur.
Bunu indirelim arkadaşlar. PNG diye. PNG olarak indirelim. Bu arada ben genelde projelerde SVG kullanıyorum. Öneririm SVG kullanımını. SVG size olarak hem biraz daha düşük oluyor hem de kullanım olarak bize şey de sağlıyor. Kolaylık da sağlıyor. Ama burada şu anlık hızlıca burada. Tamam. 3x'ini ekleyeyim. Ekleyip kullanalım şöyle. Ne diyelim buna? İlk doğru diyorum. Bak görüyor musunuz? Ya sıfır projede bile arkadaşlar. Yani bunlara gerçekten dikkat etmek o kadar önemli ki. Yani buraya gelip şu asetimin şuraya baktığımda bile vallahi ya, içim mutlu oluyor yani. Hani içim böyle bir huzurla doluyor yani. Diyorum ki ha diyorum bak adam bir şey kullanmış. Yani şuradan bile anlıyorsunuz yani hani bu adam bakıyor. Bu adam bir düşüncesi var yahu diyorsunuz. İlk yazmış oraya. Yani ilk bu bakın basit bir şekilde ama evet öyle. Gerçekten böyle. Şimdi bunu yazdınız. Biz yine feature'ımıza gidelim. Bu kez arkadaşlar feature'ımı oluştururken artık view ve view model katmanlarım olmak üzere iki katman oluşturuyorum. Artık provider'la birlikte aslında sayfamda ben sayfanın logiklerini yönetecek yan bir dal yapıyorum. Mesela bizim bu sayfadaki logic neydi? Tab'in değişmesi veya update olması veya başka endişeler. Bunları yan tarafa atıyorum. Buraya geldim. Buraya login view diyorum. Şimdi deminki arkadaşın sorduğu soruya istinaden. Evet haklı. Yani şu konuda haklı. Neydi onun adı? Eğer bir provider Mobix blok kullanıyorsak aslında stateless widget yapmak kesinlikle benim de tercih ettiğim, benim de size önerebileceğim bir nokta. Yani sayfa özelinde işte hani daha hem performans dediğim gibi çünkü sadece lifecycle log bir şey yok sadece işini yapıp veriyor. Ama dediğim gibi login view'larda veya başka sayfalarınızda arkadaşlar bu tam yeterli olmayabilir. Buna dikkat edin yani bu kullanım senaryosuna çünkü dediğim gibi sizi yani stateful yapmanız her zaman için size bir dokunuş katacaktır projenizde. Yani stateful yapmanızı sayfa üzerinde tavsiye ediyorum arkadaşlar demiş olayım. Şimdi container burada. Container'ımı verdim. Ben burada login view'umu yapacağım. Scaffold'umu verdim. Basitten bir login view'umuzun ufak bir tasarımını yapalım birlikte. Main Dart login view. Okay. Bu tema da çok önemli bu arada. Gerçekten çok önemli. Mesela tasarıma geliyorum. Tamam da bakın şurada arkadaşlar biraz daha gri bir color var. Şuradan alamadım. Muhtemelen ben export edemedim onu da. Ama burada mesela gerçi background scaffold line ama buradan yine bu scaffold'un color'ını buradan colors nokta gray'in içerisinden mesela işte 200-300 verebilirdiniz mesela. Bu şekilde mesela 100 yapabilirdiniz yani. Bunu da buradan kontrol etmek müthiş bir şey. Yani buradan yapmak lazım. Login view'a geldim. Login view'da da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir door yani bir kapı resmi var. Altında login yazıyor. Yani ben bunu burada arkadaşlar size bunu bu tarz bir ekran yapıyorsanız her zaman dediğim gibi app bar abi her zaman olur. Peki diyeceksin ki hocam ben app barı verdim mesela buraya. App barı kullanacağım. App barı verdiğim senaryoda şöyle bir şeyle karşılaştım. Dedim ki main art'a gideyim. Dedim ki ya ben ekranımı gerçekleştireceğim. Burada kullanacağım app barımın içerisinde. Yanlış yere koydum bu arada. Diyorum niye bütün ekranı kapsadı. App barı verdim. App barda hocam ben hep şey kullanıyorum. Bakıyorum hep böyle transparent ve bu var. Ya o zaman diyorum ki sen tasarımda niye her yerde bunu yazıyorsun? Yani gel burada bak app bar tema da var. App bar temayı burada kontrol et. App bar temanın geldi ki background color yok kardeşim sen beyazsın. Hani beyaz da diyebilirsin bu arada. Yok da diyebilirsin. Beyaz dersen daha iyi özellikle bazı sayfalarda farklı olabiliyor. Beyaz dedim. Ardından bunda sistem UI overlay style'ına da sistem UI overlay style'ına da dedim ki ya hocam şunu da getireyim şuna. Dark yapacakmışız dedim. Bak verdim tertemiz. Bir de şu hocam çok yukarıda duruyor dedim. Bana dedim ki elevation mesela. Elevation nerede bunun? Yani şu apartmanın elevation'ını böyle verdim. Hocam dedim. Hocam dedim. Bu burada çok şey oldu yahu dedim. Hani bunu kullanma olarak. Bunu sonra buradan class'a çıkartabilirsin. Tabii işte severek. Ha burada dedim ki rengi de aynı olsun arka tarafta. Transparent verdim. Oldu bitti. Hah, bitti. Bu arada dedim ki hocam dedim hani benim ekranım şuradan başlıyor sonuç olarak. Aslında zaten ekran da oradan başlıyor. Problem yok yani. Şimdi ben buraya geldim. App barımı buraya verdim. Body, bakın bir daha yazmıyorum en azından. Kalıbımı verdim yine. Buraya geldim. Children'a geldim. Image dedim. Asset dedim. Hocam tak buraya geldim. No dedim. Product'ın altına geldin. Hemen burada constant klasörünü oluşturuyorsun. Constant klasörünü. Constant klasörünü oluşturduktan sonra diyorsun ki hocam benim inamım olsun. İmaj inam nokta dart. Bak, imaj inamlarla yapacağım. İnamı da gücünü görün diye. Custom direkt class yapıp size bitirebilirim ama görün istiyorum. İmaj inams. Ya, bunun ismi inams olmaz da hadi şu anlık öyle olsun. Önemli değil. Ardından burada dedim ki benim imajımın adı ne? Dor. Doğru verdim buraya.
Sonrasından hocam ben bunu nasıl kullanacağım? Bak bunu şöyle kullanacaksın. Buna geleceksin extension yazacaksın. Diyeceksin ki image extension 10 diyeceksin. Tamam mı? Ardından image enumsa yazdın mı? Function to pet mesela. Bu da şöyle çalışacak. Return asset'in altındaki, image'in altındaki, bakın şimdi müthiş kullanım. Buna gelen value'nun, bakın şöyle name aslında. Burada name zaten geliyor. Yani şöyle göstereyim. This nokta name diyeceksiniz. Onun adı to png. Yani png. Bakın to png. Yani bu böyle to pet kalabilir. Sonra string. Hatta bunu da buradan kurtaracaksınız. Hop. Hatta bunu sadece zaten value bir parametre alın. Getter yapacaksınız. Name zaten default var. Yani extension direkt zaten görüyor. Yani bakın bu kadar tatlı kullanabilirsiniz kullanımı. Yani illa da class yaptığınızda böyle value enum çünkü class'tan kesinlikle daha performans çalışır. Value type olduğu için image enum'sa gelirsiniz. Bakın burada hop image enums door nokta tupet. Tertemiz. Tabii ki de görmedi. Neden? Çünkü tupet'te başında bir de bunların if var. İki de şöyle eklerseniz tertemiz kullandık. Şimdi bunu buraya verdim. Ardından da bu arkadaşın altına geldim. Bunun hani size'ını burada verebilirim. Önemli değil. Burada yine bir size atabilirim şu anlık. Ama ben eğer bunu bir komponent olarak yapacaksam buna size atarken arkadaşlar kullanım olarak şeyi size bu arada gelmişken kendi paketimizde gösterelim. Hani kullanmayınca biraz elim acıyor ya. Kartal bizim yazdığımız çok güzel bir pakettir. Kullanmanızı tavsiye ederim. Güzel bir context extension library'si. Yani çok basit olarak size işte projedeki mesela demin yazıyorduk ya team of color, team of bilmem ne, işte dynamic'ler falan filan size bayağı güzel özellikler sağlıyor. Çok tatlı özellikler de var bu arada. Mesela ne var? Mesela diyelim ki arkadaşlar buraya eklediniz. Şöyle kullanıyorsunuz. Context nokta deyip gelmezse şuraya import kartalı verirseniz kartal şöyle kartallar gelir. Mesela context.random image vardı burada. Image. Ben context extension'ı bir arkadaş eklemişti onu. Random. Bak burada is small screen, is medium screen var mesela responsive yapacak hakları için. Is Android device koydum. Is I... Bunu birkaç arkadaş ekledi. Bu is keyboard app'ini çok kullanıyorum ben. Empty sized box'ları çok kullanıyorum. App temadır falan bunları baya baya burada kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de bunun içerisinde şey vardı. Onu istedim de. Onu nereye yazmıştık? Dur hemen şuradan bir kontrol edeyim. Image extension'da şurada random image üreten bir kod da arkadaş yazmıştı sağ olsun. Ha, image extension bak image extension değil. Image extension'da bak rotate etmek istersen de burada kodu var. Widget extension'da olabilir belki. Yok widget'ta da yok. Hatırlayamadım. Random üreten bir kod var. Çok hoşuma da arada kullanıyordum ben onu da. Acaba neydi? Unuttuk. Neyse buluruz o kodu. Şurada eminim ben bir random image üreten bir random color var da neyse random color var hatırlayamadım. Bu burada kalsın. Ben neden böyle bir şey yaptım? Mesela buraya şimdi deminkini verdim ya şuraya. Şurada imajım var değil mi? İmajımı kullanacağım. Mesela buraya size box verdim. Dedim ki ya ben bunu kullanacağım. Child'ını verdim. Height'ını verdim. Bazı ekranlarda arkadaşlar height'ını ben dynamic vermek istiyorsam burada mesela dynamic height görebilirsiniz. Bu aslında ekrana göre işte 0-2'lik bir alanı alır. Buraya konumlandırır. Bunun child'ına da dersiniz ki imaj nokta. Asset'teki ha bu arada şunu da yapabilirsiniz tabii ki de extension'ınıza. Bakın. Image get to image. Bak. Bunu da kullanırsanız bu artık en tatlı bence müthiş bir yöntem. Direkt image nokta asset dersiniz. Bakın. Bence olağanüstü bir yöntem. Yani çok bu peti verdim sadece. Bakın buraya geldin. Hatta şunu bile artık kullanmana gerek yok hani bu senaryoda. Tu peti verdin. Bu arkadaş sadece şunu kullanacak bak. Diyecek ki image inam door nokta to image. Bitti. Mesela bu şekilde kullanabilirsin. Bak dynamic height'ta da burada şeyi sağlayabiliyoruz. Width'ini ve height'ını burada verebiliyorsunuz. Context nokta mesela dynamic width'ine de 0.3 diyelim mesela. Böyle bir kullanıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ekrana göre width height'ta alır kullanır. Neyse çok önemsemiyorum orayı. Ne devam ediyorum hızlıca tasarım yapmaya. Çok fazla orada oynanmadan. Login arkadaşlar. Text. Login. Yine mesela temadan büyüteceksiniz. Style verdiniz. Context nokta direkt text ama kartal sayesinde erişebiliyorsunuz. Headline 3 mesela buradan alabilirsiniz. Ardından burada text field'larım var. Login butonum var. Şuraya da bir text field yapayım şimdilik. Çok hani burada kalmak istemiyorum artık. Text field yapacağım. Burada da çok basit bir tane tasarım atıp şuraya decoration'dan outline input border vereceğim arkadaşlar. Yani şu kutulu kullanım için ama onu da vermeyeceğim tabii ki. Input decoration, border,
outline input border. Yani bunu vereceğim mesela burada. Şuradaki kullanım şöyle olsun diye. O da güzel. Ardından mesela login buton vereceğim. Bu da elevated buton. On press text login. Bakın burada mesela arkadaşlar yine şunu mesela şunu diyelim ki sizin bütün projenizi de böyle kullanacak. Sonra burada da geldiniz işte ne bileyim burada color verdiniz. Özel color'lar, icon color, focus color. Ne bileyim colors nokta red dediniz mesela. Hani buraya böyle biraz daha konumlandırdığınız bir şeyleri şurada hani birkaç özelliğini daha verdiniz şurada kullanırken. Burada sayın arkadaşlar bir tane daha color verelim şöyle mesela görebileceğimiz. Prefix icon color mesela icon color. İkon kullanmıyoruz. Gerçi de mesela hint kalır, hint verebilir mesela hint text. Burada bir şeyler yapabilirsiniz yani mesela hello, mesela name. Mesela böyle bir şeyiniz var tamam mı? Bunu kullandınız arkadaşlar. Sonrasından burada kullanıyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir senaryo yaptınız mesela. Dediniz ki ya ben bunu bütün programda bunu kullanacağım. Ha bunu temadan da verebilirsin. Temadan kullanabilirsin. Onda problem yok. Veya yine product'ın altında utility'de bir layer açarsın. Yine inheritance'ın gücünü kullanarak dersin ki input decoration starts. Buraya gelirsin. Class'ını oluşturursun. Input. Yani project input dersin. Yani isme takılmayın dediğim gibi. Input dersin. Extends input decoration. Bunu verirsin. Bak burada direkt süperinde bunu yapabilirsin. Project input hop süper metodunun içerisine girersin burada. Bak burada bütün özellikleri var. Şu içerisine alırsın buradan. Hatta burada adamdan şeyi falan da alabilirsin mesela. String label title mesela. Şunu aldım buradan. Bunu da label text olarak verdin. Hop burada tertemiz kullandın arkadaşlar. Mesela böyle kullanabilirsin. Product input. Yani ben buraya geldiğimde ben her projede bu kodu görmek zorunda değilim. Burada böyle inputlarınızı özelleştirebilirsiniz demiş olayım. Bunu da buraya almış olduk. Güzel. İşte buton yaptık bir tane. Buton da böyle size'ını fulllemek istiyorsanız direkt centerlayın. Best practice. Bunu da centerladınız. Ardından da işte or more. Aşağıda da Facebook yazıyor. Oralar önemli değil. Bir tane de şurada aslında bir checkbox var. Orada checkbox list style'de bir tane komponentimiz var bakın burada. Checkbox list style'in içerisinde. True verelim şu anlık. On change'ini verebiliyoruz. On change'ini. İşte değiştiği senaryoyu yakalayacağız. Tamam. Buraya verdik. Muhtemelen child istiyor benden. Ne istiyormuş şu altına yazar required olarak. Unuttuk bakalım. Ha şey yokmuş doğru. Şuraya yokmuş. Tamam. Mesela bak bu buraya geldi. Buraya gelsin önemli değil. Buraya da bir tane child'ına veya title'ına veririz. Title'ına text işte remember ne yazarım buraya arkadaşlar. Mesela burada da bunu kullanırım. Buradaki senaryo da kendini belirlemiş olur. Tamam burası tertemiz şimdi bana hazır. Yani burada şu arkadaşlar şu şeyleri de hani şöyle direkt hani şuna tıklayıp da çıkartabilirsiniz mesela. Extract local variable diye. Bakın burada. Şurada çıkartabilirsiniz. Önemli değil. Extract local variable. Şöyle çıkartabilirsiniz bakın. Extract local variable. Ardından bu çıkardı ya. Bunları burada tutmayın kesinlikle. Buraya. Ama gerçi buraya. Evet buraya. Ama burada far yapamazsınız. Final dediniz. Buralar artık sizin için eşit. String'lerini de atarsanız tertemiz kullanmış olursunuz. Burayı da böyle göstermiş olayım. Şimdi arkadaşlar. Diyelim ki bizim dediğimiz senaryo bu. Bak bir de şimdi şeyi göstereyim. Boşluk verecektik ya. Deminkinden mesela yaptığımız page padding'i yine burada kullanacağız. Yani bir daha gelip ben şimdi şey demeyeceğim mesela. Ya ne verecektik ya. Ben bunu zaten yaptım. Bak bütün projemde 30. Ben burada artık buna eminim yani. Şurada herhalde yeniden başlayacağız. 5 oldu. Bak burada 30 fazla diyelim. Buraya gelip buradan bir tane de oluşturup bunun all love mesela. Mesela böyle 15'inde yapabilirsiniz. Yani projenin her projenin belli bir standartı vardı. Standartlar değişmedi arkadaşlar. Neye kızdı? Bir şeye kızdı sanki. Evet, tamam doğru. Start Fab Button ne alaka yahu? Tamam yaptım. Ha, şunlara kızdı. Doğru şunlara gerek yok. Bu ne? Part of kullandığımız senaryoda bunlara gerek yok. Bir dakika. Onboard view'u yaptık. Yo doğru yaptık pardon. Niye kızdın? Tamam bu doğru. Sanırım. Bir şöyle yapayım. Düzeldi herhalde. Bir anlamadım ne olduğunu. Böyle bir senaryomuz olsun. Şimdi arkadaşlar ben geliyorum buraya. Login view model'ımı oluşturuyorum. Login view model. Artımı verdim. Şimdi provider yapıyoruz dedik ya.
Buralardaki amaç şu arkadaşlar. Diyelim ki bizim senaryomuz gereğinde ben login'e bastığında işte buradaki field'ı alıp servise çıkacağım mesela. Birinci senaryo bu. Bu arada ikinci senaryodan bahsedeyim mesela. Bakın klavye açıldığındaki senaryo kimse genelde düşünmez. Klavye açıldığında ne olacak mesela? Veya ekran nasıl kendini konumlandıracak? Bununla ilgili aslında Scaffold kendi içerisinde bu işi yapar. Ama burada mesela bunu şöyle yaparsanız wrap deep single child scroll wheel ile sarabilirsiniz mesela bir çözüm olarak. Şuradan mesela buradan bu sayede şöyle oynar. Çok basit bir çözümdür. Bunu yapabilirsiniz. Ya bunu yaparsın burada kullanırken. Single child scroll wheel sadece child scroll'una çalışır. Veya bakın size bir şey göstereceğim şimdi. Çok da güzel bir kullanım. Elevated nerede benim şu kartım? Bu değil mi? Bakın bunu animated container yaparım bunu. Bakın. Özellikle kartal paketinin yine güzel kullanılan bir tanesi. Duration'lar vesaire. Burada sizin için bir best practice duration'lar var mesela. Duration'ını veririm. Bakın burada. Ardından da klavye açılıp açılmadığını anlayabiliyorsunuz. Bakın. Is keyboard open. Eğer klavye açıldıysa sıfır değilse bu mesela. Bakın. Mesela yine ve al sana müşteriyi mesela etkileyecek bir kullanım bence direkt klavye açılır. Şuradaki hatayı görmez zaten. Çünkü ilk başta açıldığında direkt oraya bindiği için oluyor. Problem değil. Bu da burada bu şekilde kullanabilirsiniz mesela. Bu bir zarar yaratmaz size. Demiş olayım. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık diyelim buradaki senaryo. Buradan klavye bir şeyler giriyoruz. Şimdi benim buradaki senaryomların bir tanesi şu checkbox'ın değiştiği senaryo. Bu bir. Mesela checkbox değiştiği senaryoda bir hareketlenme yapacağım. İkinci olarak bir de şunu da şuradan çıkarmak istiyorum. Login diye. Evet. Şunu da şuraya final login diye çıkartacağım. Yes. Yani şurada olsun gözümü yiyeyim yani. Hani gidip onları alt alta yazmayın. Tamam. Şimdi bunu yaptıktan sonrasında arkadaşlar ben ekranıma geldim. Şunu sileyim. Şimdi ben artık dediğim gibi şey kullanacağım. Provider gücünü kullanacağım. Provider'ın gücünü kullanmak istiyorsam da çok basit olarak bir class oluşturuyorum. Class oluşturduktan sonrasında diyorum ki login view model. Aslında benim business tanım burası yapacak. Mesela benim ne business'ım var? Checkbox'ın değişip değişmeme durumu değil mi? Bu ürün is checkbox open ya da okay veya işte okay nasıl derseniz. Bu ilk başta false. Ardından benim ne durumum var mesela? Şu tekstin değiştiği senaryo var değil mi? Mesela string mesela burada şöyle diyeceğim. Input text mesela. Input text. Buna diyeceğim ki ilk başta mesela boşsun. Mesela. Ya da null da atabilirim fark etmez. Yani nullable da diyebilirsiniz böyle. Bunu neden private yaptım? Bunu sayfa görsün istemiyorum. Zaten sayfa bunu kendi anlayacak. Ardından da ben bunu yaptıktan sonrasında birer tane metot yazacağım. Mesela function diyeceğim. Mesela checkbox change. Şimdi bu metodu ben şimdi bu arkadaşı bu tarafa vereceğim. Login view'un olduğu yere ben bunu tanımlamam gerekiyor değil mi? Şimdi login view'un olduğu yerde ben bunu tanımlamam gerekiyorsa demin dediğim gibi bir view oluşuyorsa ben bunu denedim ki bunu stateful yapayım abi ben. Kafam rahat olsun burada. Şunu da şurada tekrar tıkletelim. Ardından bunun içerisinde bak login view'a gidiyorum diyorum ki sen diyorum extend change notifier'ın burada gücünü yine kullanıyorum. Change notifier'ın gücünü kullanarak şurada şöyle bir class yapacağımı söylüyorum. Final late, pardon late final yani bir kere eşitlenecek, ilk denenecek o kadar. Login view model yani business'ımı yapacağım katmanım login view model'dır diyorum. Bunun da init state'inde eşitlemesini yapıyorum. Login view model eşittir login view model. Eğer burada bu arada context'e yollayabilirdim sonuç olarak. Ardından burası başlarken arkadaşlar diyelim burası bizim sayfamız. Burada başlarken bunu şu anlık şöyle dışarı bir extract metot diye atayım şöyle. Extract metot body view. Hani daha rahat gözüksün diye. Body view verdim. Ardından arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki bakın benim kullanım senaryom yüreğinde ben bu view model'daki değişikliği dinleyeceksem change notifier provider bakın şurada. Change notifier bakın provider gelecek şimdi. Change notifier provider. Yazamıyorum. Provider tabii şu an görmediği için gelmiyor. Provider yapayım şöyle. Şurada bir yerde bir yazayım da. Önce provider import etmek gerekiyor şimdi. Ya da ben eklemedim provider. Ne oldu? Provider projeye gelmedi. Yani arkadaşlar. PubSpec YAML provider burada. Bunda problem yok. Şuraya tekrardan tetikleyeyim. Change. Burada yazınca kendisinin tamamlamasını bekliyorum. Change notifier. Provider nerede bunun ya? Heh. Sen benim gördüğüm gibi. Yo görmüyor. Provider diyeyim şöyle. Provider da görmüyor. Çok garip. Kendim bekleyin. Tamam ben eklerim kanka. Sıkıntı yok. Bu arada mesela şöyle kullanıyorsunuz ya. Fix import'u kullanın. Fix import'u kullanmaktan çekinmeyin. Provider'ı şuradan ekleyeyim. Görmedi niyeyse. Olur. Buraya geldim. Şimdi burada şeyi görecek. Change notifier provider diye görecek bakın. Change notifier
Provider. Neden görmüyorsun güzel insan? Bakalım. Provider'ın burada aslında gayet de. Provider of'u da görüyor aslında. Problem yok. Evet, buradaki hatamız neymiş? Hemen anlayalım. Change notifier provider. Doğru yazıyorum aslında. Provider. Match provider da değil. Yo, doğru yazıyorum. Provider create'de problem yok. Elle mi yazdım? Ah. Change notifier nokta change notifier. Hemen kontrol ederim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yanlışımız olabilir. Burada change notifier provider. Bakın şu aşağıda göreceğiz hemen. Hemen göreceğiz. Yanlışımız olabilir. Ya, evet şu yani. Aslında yapmak istediğim hareket şu. Şuradaki senaryo aslında. Benim burada şey diyor. Create yapıyorsan diyor. Bunu kullanma diyor. Ben zaten volume oluşturduğum için. Ben volume oluşturduğum için şunu kullanabilirim yani. Change notifier provider'ı kullanabilirim. Benim zaten elimde bir obje var. Ondan dolayı aslında şunu aslında göreyim dedim. Görmedi. Ha şimdi geldi. Çok garip. Garip bir çalıştı. Anlamadım neden böyle çalıştığına. Tamam. Bu value login view modulumuzu verelim. Çalışsın. Evet bazen olabiliyor. Bunun builder'ın içerisine giriyorum. Builder'ın içerisinde de return. Aşağıdaki body view'umu tetikliyorum aslında. Bunu yaptıktan sonrasında arkadaşlar şöyle bir tekrar tetikleyelim. Bunu yaptıktan sonrasında iki bağlamayı yapmış oluyorum. Yani ikisi arasında artık konuşmaya başlıyorlar. Ve projemde ben artık şunu yapabiliyorum. Mesela şunu yapacağım. Dedim ki bakın şuradaki mesela neredeydi o benim checkbox'ım? Bundaki değişiklik. Login view modulun içerisindeki iş checkbox okey verdim mi ben buna? Verdim. Ardından bu değişikliğe göre ben bu değiştirdim. Update yapacaksam buradan kontekstten de okuyabilirsiniz. Bakın checkbox change range diye bir şey demişim burada. Login view modul içerisinde. Burada boolean property alabilirsiniz value'yu. Ardından bakın value'yu aldıktan sonra şöyle yapıyorsunuz. X checkbox okey. Value'yu veriyorsunuz. Hop burası okey. Ardından da notify listener veriyorsunuz. Ekranınıza haberi veriyorsunuz aslında. Buradaki hareket de bu kadar. Buraya geldikten sonra value'yu haber verdim ben burada. Bakın burada tabii şey der. Value'nin al gelebilir der. Gelirse eğer çift question mark atarak burada kullanıyorum. Ben buraya geldiğimde arkadaşlar şimdi checkbox notify changer'a gidiyorum. Burası hazır benim için. Buradan şöyle bir kere daha tetikleteyim şurayı. Doğru yerde mi çağırdık? Body view tamam. Bu yıldırım da tamam. Burada da problem yok. Tekrardan bir kol edelim. Şurada şeyi göremedim şu an. Neden? Nerede bir hatam yapmış olabilirim? Login view modulum da okey aslında. Change notify provider'ım da okey. Burada problem yok. Login view modulumu da verdim. Bu da gayet nice çalışıyor. Bu kontekste de problem yok. Acaba nerede bir hatamız olabilir? Burada da aslında şurada bir problem olabilir mi? Sürekli false geliyor olabilir mi? Aslında şöyle bir print value atalım şuraya. Yok, print value de aslında false. Ha, sürekli false geliyor. Ha, şey değişmediği için bir saniye. Checkbox change'de gidiyor. Ha, value'yu ters çevireceğiz herhalde. Biz onu yapmadık diye mi? Bakayım. Şuraya giriyor. X checkbox okey çalışıyor. Şurada bir ufak kaymamız olmuş. Bir kontrol edelim. Nerede bir gözümüzden kaçan bir point var. X checkbox okey'ime geldim. Bunda problem yok. Okey. Volume ne gelmiş? Ona bir daha teyit edelim. Value'ye de buradan bakalım. True geliyor. Aslında şu an true'u da görmedim. Nedenini hemen anlayalım. Change notifier provider'ım doğru. Burada problemim yok. Volume da doğru. Burada problemim yok. Burada sanki login view module da doğru. Burada da problemim yok. Gözümüzden bir şey kaçıyor. Change notifier'la da sarmaladık aslında. Notify listener da nice. Burada problem yok. Burada sanki sadece nasıl bir sıkıntımız olabilir? Şöyle gözümü teyit etmeye çalışıyorum. Acaba şundan dolayı olabilir mi? Şöyle yapsam o zaman daha tatlı olabilir. Context.watch desem. Bir tane de provider kullanımı olarak. Login view modulu watch etsem. İçerisindeki ilk checkbox okey'e alsam şuradan. Şuradan alsak. Şöyle bir kullansak şurada. Buradaki değişikliği şu an şurada da değişikliği yaparken read'ini kullansak. Şimdi bunların size ne anlamı geldiğini anlatacağım. Sadece şuradaki value'yu görmesi açısından yapıyorum. Change checkbox okey. Value'yu verdim. Tamam. Value'yu false verelim. Gelmezse false atsın. Şimdi bakalım. Şimdi tekrar tetiklediğimde aslında şurada şuraya geldi. Evet çok garip bir şekilde görmüyor. Evet tam tertemiz. Tam bir yayın faciası. Şimdi şöyle yapalım. Tekrardan çalıştıralım arkadaşlar. Tabii ki de hemen best practice yok. Bu kez debug modda da çalıştıralım da tam görelim. Login view modulum doğru. Onda problemim var mı teyit ediyorum. Change notifier'den türettim. Burada problemim yok. Burası çalışıyor.
X checkbox okey mi yaptım? Checkbox okey de geliyor. Aslında vali olacak burası. Bunda da problem yok. Bu da gayet iyi çalışıyor. Notify listener'la ekranıma haber veriyorum. Bu da gayet iyi çalışıyor. Change notify provider'la da ekranımı yaptım. Bu da gayet iyi çalışıyor aslında. Burada da problemim yok. Bakalım neredeymiş sorunumuz? Şimdi anlarız. Sorunlar her zaman karşımıza çıkabilir. Doesn't matter. Şimdi şuradan bir gelsin bakalım ekranımız bir daha. Main dart'tan. Şurası tekrardan can olsun. Bu arada diğer zaten kodu ben öncesinden de hazırladım. En kötü oradan da copy paste yaparız. Sıfır sıkıntı. Şimdi şuraya geldim. Ha şimdi oldu. Wow. Wow. Demin niye yapmadı acaba? Hayır, çünkü şey de olması lazım. Yani vModel'da yaptığımda da aslında bunun görüyor olması lazım şöyle yaptığımda. Aslında ben onu da tekrar kullanmak istiyorum. Şunu da şöyle yapayım. Demek ki ya kastı bir şey oldu herhalde. Murphy çalışmadı bir an. Murphy bizi sevmedi. Tekrardan tetikletelim. Yok, vModel üzerinden yaptığımızda görmedi ama şuradan yaptığımızda gördü. Şimdi bu yaptığımız işlemde ondan bahsedeyim. Daha güzel olacak aslında. Şimdi biz proje başlarken şurada. Aa bak. Arta tıklayınca mı olmuyor? Bir dakika. Şimdi bak şey. Ha şuna basmamam da. Bir daha tetikleteceğim. Çok garip oluyor. Aa bak bir kere daha başlattım. Bir kere daha başlatınca crash mi oluyor ki acaba uygulama orada? Bir şey oluyor ama anlamadım. Çok garip. Evet. Tekrar tetikleteyim. Şuradan bastığımda teyit edemiyorum. Tamam bir daha çalıştırayım bari. Çok enteresan bir şey oldu şu an karşımıza sayın dostlar. Evet. Arada karşılaşabileceğimiz enteresan sorunlardan bir tanesi oldu. Şöyle yapalım. Aslında checkbox listeli silsem şuradan tekrardan call etsem şu an bunun çalışması lazım. Şurada yaptım. Aa çok garip. Düşündüğüm bir tane bir şey var. Şu kontekstler. Bak şimdi bak bir tane şey geldi. Ha, bak şimdi şeyi bulamadı. Şu builder'ın içerisinden geliyorum ya buraya. Şu kontekste bu datayı bulamadı. Yani şu kontekstin içerisinde var ya benim. O kontekstin içerisinde global konteksti anladı. Onun için bulamadı. Yani şöyle yaparsam oluyor arada. Tamam şimdi oldu. O da olur. Aslında bir modun da olması lazım ama orada nasıl bir senaryoyla karşılaştık onu anlayamadım. Şuradan bir daha çalıştıralım. Şuradan yaptığımda evet. Şu an gerçekten çok garip. Neyse bir daha başlatayım bari. Watch'umu verdim aslında gayet de normal çalışıyor. Login view modelimi verdim. Context'imi verdim. Body view'umu verdim. Context'e doğru gidiyor. Gayet her şey normal. Burası da doğru çalışıyor. Şunlar da doğru çalışıyor. Ne problema? Evet sayın arkadaşlar buradaki sıkıntıyı tam anlamlandıramadım. Bundan dolayı tekrardan projemi run ederek bu işkenceden kurtulmak istiyorum. Burada muhtemelen gözümden kesin basit bir şey kaçıyor da. Neyse çok takılmaya gerek yok. Ben size şimdi konsepti anlatacağım. Burada aslında watch ve read çok önemli. Bizim provider projelerinin hepsinde global olarak kullandığımız yerlerde arkadaşlar. Biz bu watch'la aslında vModel'ımızın içerisindeki elemanlarımızı erişip acaba ulan bu küpartın olan geldi niye mi yaptı? Acaba onu da düşünmedim mi şimdi? Dur change notifier'ı şu material'dan türetelim. Yani çok alakası olduğunu sanmıyorum da. Neyse. Şu bir daha bir daha çalışsın bir daha. Watch yaptığımız durumda sayın arkadaşlar context.watch yaptığımız durumda biz herhangi bir class içerisindeki değişken aslında dinleyebiliriz değişikliğini. Buradaki senaryo bu. Yani context.watch diyorsun read etti yani değişkeni dinleyebiliyor. Read yaptığında ise context'in üzerinden o değişkene yani o variable'a yere duruma erişiyor. Mesela elevated butona gidelim. Elevated butonun içerisinde yaptığım senaryoyu bir gerçekleştirelim. Şuradan hop login view modundan. Diyelim ki function İşte bu arkadaş da input text'i kontrol etsin. İşte data doğruysa ekranda bir şey göstersin. Değilse yapmasın mesela. Buraya geldim. Boolean is loading diye bir tane property tutuyorum mesela. False diye mesela. İşte buraya geldim. Control text value dedim mesela. Buraya geldim. Şurada servise çıktığımı düşünüyorum. Feature nokta delayed dedim şurada. Dedim ki duration verelim mesela buna. İşte bir hani senaryo olarak second peer dedim burada. Seconds 1 dedikten sonra bunu await ettim burada arkadaşlar. İşte burada da şeyi kontrol ediyorum. Diyorum ki async verdim. Burada da şunu kontrol ediyorum. Diyorum ki if diyorum input text eşit değil null mı mesela. Null değilse bu senaryoda diyelim bu senaryoda null değilse mesela boolean burada complete yapabilirim. Veya burada boolean geriye dönerim. Return true dönerim veya direkt şunu dönerim. Bir saniye sonra bakarım.
Başarılıysa bunu dönerim mesela. Senaryo olarak bunu yapacağım diyelim mesela. Burada arkadaşlar bu şekilde kontrolümü yapıp ardından bu ekran başladığında function change loading mesela bu ekranımın logiklerini hep burada yapıyorum bakın. Is loading eşittir. Hop is loading. Bunu burada yapıyorum. Change loading. Hop. Burada değiştirdim. Bu işlem bittikten sonradan da bunu tekrardan eski haline aldım. Yani widget'ın view'unu şimdi change loading yapayım. Ardından ekrana geldim mesela. Ekranda da diyorum ki mesela bu durum oluştuğu senaryoda bu durum oluştuğunda diyorum ki ekranı mesela butona basılamasın. Ya ben diyorum ki o zaman şurada şöyle bir kod yazmam lazım. Context.watchet yine gel benim bu login view modulumu dinle mesela. Login view modulumu dinle. Login view modulu içerisinde is loading durumu varsa eğer null'da yoksa bu logic yap mesela. Buradaki şu anki senaryoda yapacak. Bunun tam tersi olsaydı mesela şöyle olsaydı mesela is loading. Gördüğünüz gibi direkt kendi disable modu olacaktı mesela. Bu sayede aslında bu widget kendini çizmiş olacak burada. Ve ben buraya geldiğimde de mesela burada dedim ki vModule üzerinden yine buradan context.read'le erişebilirim buradan. Aslında dedim ki ben normalde şöyle direkt vModule'a istek atayım bakayım ne olacak. Ben kafaya taktım yani şimdi. Change değil de control. Evet control'e mesela burada kontrol ediyorum adamın datasını. Mesela burada login'e bastım. Evet şurada şeye erişmedi yine. Şuradan context.read yapalım şöyle. Ben o login view modulumu erişeyim şuradan. Login view modulumu eriştim. Login view modulumu eriştikten sonra control and text value equal edeceğim. Hop. Ardından tekrar şöyle bir tetikleteyim. Bakın control and text value'yi tetiklettim. Control and text value'yi. Change loading dedim. Change loading'de is loading'imi true'ye çektim. True'ye çektikten sonra bir saniye second delay oldu. Şurada da arkadaşlar context.watch'ımı verdim. Is loading'imi şöyle bir kontrol edeyim tekrardan. Şöyle yaptığımda evet burası çalışıyor. Burada problem yok. Şurada evet çok garip bir şey oluşuyor bence. X checkbox okay. Tam login view module okay. Change note ben bir şey soracağım. Ben yaptığım örneği hemen teyit etmek istiyorum. Sizden önce preparing diye bir örnek yaptım. Burada bir hatamız var. Uyuz oldum ben hatama. Change note file provider value aynısı. Evet. Acaba burada neyi yanlış yaptık da orada görmüyor diye şöyle bir teyit etmek istedim de. Yo aslında gayet aynı. Acaba late yaptığımız için mi dedim acaba görmüyor. Yo gayet her şey aynı bakıldığında. Yani garipmiş. Garipmiş yönetici kardeş. Şöyle yapayım bakalım. O, yani pek alakalı olduğunu sanmıyorum da. Hadi login view modulu şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Yani bunun ben sorunun sebebini bir hissettim şu an ama. Dur bakalım şöyle bir şey yapsak acaba düzelecek mi? Ondan sonra mı yapmak lazım? Ama çok mantıklı bir çözüm olmaz yani. Bak şimdi şunu şuraya alacağım. Bu bildirimin içerisine. Sen oraya git. Sonrasında onu düzelteceğim zaten. Şunu da sileyim şuradan. Şimdi bir call edeceğim. Login de şu an bir şey yapmıyor. Login bak bir şeyler oldu orada dur. Login bir saniye sonra mı display oldu? Yok dur. Login view modulun içerisinde. Login view moduldayım. Login view modulda context'imi watch ettim. Context'imi watch ettikten sonra problem yok. Is loading ettim. Burada problemim yok. Terslik çıkartacak ya bana. İnat değil mi? O şimdi inada bindirdi. Ben de inada bindirdim. Hadi bakalım buradan ne olacak? Ben bir şey merak ediyorum. Login view modulda control text value'yi çağırdım da. Evet sayın arkadaşlar. Şurada birlikte ben şu yorumlara da bakayım bir saniye. Belki benim gözüme kaçan bir şey vardı arkadaşlar düzeltir. Şurada bir geleyim. Notify listener demedik. Evet o da doğru bir aslında bakış. Notify listener demedik. Hemen cevabı mesela bir arkadaş. Şurada evet. O arkadaşın gözüne sağlık. Ama sana şey böyle. Gözümüzden kaçıyor böyle şeyler. Çok mantıklı. Bakın bu arada V modulu verince bu sefer çalıştı. Deminkinde olmayan şey şimdi oldu. Arkadaşlar teşekkür ederim. Mesela şurada yapayım. Bakın burada da bak burada da çalışıyor. Login view modu şimdi kendine geldi. Bir projeye bereket geldi. Bakın size okuyunca düzeldi her şey. Çok garip. Tamam düzeldi. Yani login view modu zaten okuması lazım da muhtemelen context kaydı için orada görmedi. Context'i paslamak lazımdı orada. Ama alttan da görebiliyor olması lazım. Ondan dolayı olabilir. Şimdi burada arkadaşlar şimdi bunu yaptınız ya mesela bunları yaptık işte buradan kontrol yaptık diyelim buradan dataları setledik. Ama biz diyoruz ki ya hocam İşte benim mesela burada app barda bir tane leading'im olacak tamam mı? Dedim ki circle progress indicator yaptım. Mesela böyle koydum. Bunu da burada bir hafif center yapayım da hocam hani böyle güzel gözüksün. Hocam müşteri ayıp olmasın diye.
Yani böyle direkt böyle veri olarak ön kafa atlasın geliyor. Yani şöyle ver bari. Heh. Center verdim. Dedim ki hocam dedim. Yalnız ben bunu sadece işte konteksi dinleyip konteksin içerisinde bir durum karşısında çizilmesini istemeyi provider nasıl yaparım? Bak o zaman da burada bizim provider tarafında kullanabileceğin aslında consumer dediğimiz yapımız bizim için mevcut. Consumer yapısı sayesinde arkadaşlar şunu yapabiliyoruz bakın. Consumer'ın avantajı aslında şu. Şimdi bak ben şunu dışarı çıkartayım şöyle. Extract metot progress loading diye şöyle loading widget'imi çıkartayım. Tamam loading widget'imi verdim şuraya. Bakın burada benim herhangi bir konteksim yok. Ben bu konteksin olmadığı yerde diyorum ki bir tane consumer yapayım. Consumer. Şuraya bir tane widget diyeceğim şöyle. Consumer'da arkadaşlar selector gibi çalışıyor aslında. Bu arkadaşa diyeyim ki sen login view modulu dinleyeceksin. Ardından bakın builder'ı içerisinde de arkadaşlar. Bakın burada value'lar geliyor. Şuradan da şöyle login view modulun içerisindeki bu durumda ben şöyle bir şuraya şu datamı yazacağım. Return diyeceksin. Value'nun içerisindeki mesela if checkbox okay buysa eğer mesela burada. Burada geleceksin diyeceksin ki ya da işte is loading ise bu değilse mesela sized box. Mesela bunu da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradaki en büyük avantajınız aslında bir de selector da var aslında burada. Consumer'la da aslında bunu dinlemeyi yapıyorsunuz. Selector kullanımındaysa widget'ların durumuna göre aslında çizim yapıyorsunuz. Ama selector gibi yani daha doğrusu ben sayfalarımı kullanırken dediğim gibi bunları yapıp blokla vesaire yaptığım için burada şu kavramları kullanmayabilsek bizim için yeterli. Burada consumer bunu direkt dinleyen oluyor aslında. Direkt selector gibi çalışmıyor. Bir de burada selector'umuz var. Şurada selector olarak şöyle yazıyorduk. Selector diye yazıyorduk herhalde. Evet. Bakın selector. Şurada arkadaşlar aslında burada size anlatıyor nasıl kullanacağınızı. Şuraya getireyim. Bakın selector içerisinde iki tane durum oluyor aslında. Bakın burada ben diyorum ki login view modulumu dinleyeceğim. Ve boolean mesela şöyle login view modulun içerisinde şöyle bir tane boolean yapayım. Yanlış sırayla koymadıysam eğer. Bu selector'ımı verdim. Tamam mı? Doğru. Burada neyi yanlış verdik? Burada bir şey verdik mi? Boolean veriyorum zaten. Şu an sıkıntı yok. Mesela burada foo'yu dinlemiş. Tamam biz burada da aynısını yaptık. Problem yok. Ha bir de selector state'ini vermek zorundasın. Şimdi return text dedim. Bunu verdim mesela. Şimdi burada sizden selector bekliyor. Bakın selector'da dedim ki P0 P1'de şeyi veriyoruz size. Bak context bir de view modulu. Context bir de burada view modulu aldınız. Return view model bakın burada sizden selector'a ne dönmesini işte boolean. Eğer view modulun içerisindeki is loading true'ysa bunu dön abi. Benim istediğim bu. Bu durumda da şu çalışsın. Bakın böyle kod yazabilirsiniz. Bu da bizim selector kısmındaki aslında kullanımımız oluyor. Bakın böyle kullandınız. Buraya geldiniz. İşte ekranınızda değişiklik yapalım mesela şurada. Nerede o? View modulun is loading'ini verdik. Şurası doğru çalışıyor. Ha şurada da value çalışıyor. Ha burada ama value her durumda geliyor. Şöyle olması lazım. İşte şu true olunca. Dersem şöyle. Şöyle false olduğu durumda şunun bakayım doğru mu verdim. View model işte şu true olduğunda şuraya geliyor. Burada value bize geliyor durumla alakalı. Şurada kontrol edebiliriz de şu view modun is loading nerede değişiyordu? Şu an false. İlk başta false bir kere mesela. İlk başta false. Sadece bu durumda bana select et diyorum, bana gönder diyorum aslında. Bu doğru çalışıyor şu an vModule'un içerisinde. Şu durumda vModule ne görüyor bakalım. Artık çıkartacak ya bugün hepsi. Bak bunu mesela inspect'le görsem daha güzel olur. Inspect. Inspect'le görelim bakalım. Bak burada vModule is loading true, is loading false aslında. Bu durumda şu an bunun mesela şöyle yapsam mesela. False desem şu an. Bunun bana göstermemesi lazım şu an burada. Ha burada zaten selector durumu ya burada geliyor gerçi doğru. Burada geliyor. Burada benim şey demem lazım. Selector senaryosunu yazıyorum ya. Yani burada şunu yapacağım. Value true'ysa aslında false'sa value true'ysa bunu göster. Yani deminkinin bir nevi aynısı aslında. Value true'ysa bunu göster. False'sa circle'ır. Yine size box'ı göster. Yani çok çok böyle şunu da şöyle yaparsam buradaki sorun da çözülmüş olur. Şimdi arkadaşlar provider'ın dediğim gibi bizim kullandığımız senaryoda aslında ben en çok şeyde daha çok kullanıyorum bunu. Global Context Management'ta. Benim sorum şu arkadaşlar. Şimdi size geldi altın pointlik soru. Sonunda da artık yayının yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. Aslında buradaki kafamdaki hemen hemen provider. Yani şurada biraz sorun yaşadık ama anı çok umursamayın. Olur arada öyle sorunlar. Arada kafayı taktırdı. Şuna falan da gerek yok bu arada. Yani login view modu zaten ben instance verdiğim için zaten kendisi kapatması lazım. Aynen.
O ne oldu sonra bir kargaşa attı oldu. Şimdi arkadaşlar Global Context Management'tan bahsettim size. Dedim ki projede dedim benim şöyle bir yapım olsaydı product'ımın altında modellerim var. Ben dedim ki burada state'imi böyle ayırıyorum, tamam mı? State'imi. Ve state'imin içerisinde şöyle bir kullanımda bulunacağım. Diyorum ki ya hocam ben bir tane işte user context yapıyorum. Dot. Bir de arkadaşlar project context yapıyorum. Tamam mı? Bunlar tamamen farazi. Ardından arkadaşlar ben user context ile project context'imi yapacağım senaryoda ben bir tane class yapıyorum. User context diyorum aslında buna. User context'imi veriyorum. User context'im dedikten sonra user'ın da işte ismi olsun sadece. Tamam mı? Şimdi ben arkadaşlar bu değişkeni yani ben bu değişkeni burada tanımladıktan sonrasında ben burada işimi yapacağım diyelim ve başka başka metotlara da ben bundan tura çeksem bundan bir tane copy with olmasından şuradan şeyini oluşturuyorum. Copy with metodunu oluşturuyorum. Burada zaten benim için aslında bundan bir tane daha instance almamı sağlayıp yeni bir tane obje üretiyor burada. Tamam bu bende kalsın. Bunu kullanacağım. Bir de product context'im olsun. Product context'im de şu. Extend change notifier diyorum bunu da. Bakın bunu da. Şunu da. Bunun metal ile alakası yok dünya avarada. Pek sanmıyorum ama hiç dikkat etmedim bugüne kadar. Yani hata verince artık her türlü agresif şeyi arıyoruz. Şimdi burada da arkadaşlar product context'e diyelim ki new username olsun, tamam mı? Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bundan önce çalışan provider belki kullanan arkadaşlar için. Ben istiyorum ki ya burada bir change name metodu tetiklenecek. Ardından ben new username'i bu adım bana verdi yeni name yapacağım. Name. Ardından ben bunu notify listener diyeceğim. Diyeceğim ki ekranıma haber verdireceğim bunu. Tamam bunda problem yok. Ama ben diyorum ki user kontekstinde de benim bir user'ım var. Ben user kontekstindeki user'ın da değişmesini istiyorsam bunu blokla pardon blok beni andı. Bunu provider'la nasıl yaparım? Bunun bana kodunu tek satır olarak atabilecek varsa şu an Swag paketinin sahibi olacak. Tekrardan yayına döndüğümde şöyle geleyim. Yayına geldim arkadaşlar. Yayındayım. Sizden istediğim şeyi anlamayan varsa tekrar sorabilir. Hani şöyle bir hani belki bir T olur diye şöyle yapayım da. Bayağı da bir şöyle vereyim. Bilemedim. Bu provider bugün var ya bana o kadar takık ki belli yani gelmeyecek. Önce de provider gelmiyor. Soruyu tekrarlıyorum. Hemen tekrarlıyorum. Provider'ı da şuradan vereyim. Multi. Ulan elle yazacağım ulan. Ah. Çok garip ya. Gelmiyor. Evet. Arkadaşlar soruyu tekrarlıyorum. Şimdi benim projemde project context'im var. Bir de user context'im var. Project context'te projede işte bir datadan geliyor. Ekranda bir şeyler değiştiriyor veya bir yerden tetiklenmiş olabilir. Benim istediğim şey şu. Bu product context'imdeki değişiklik new username geldiğinde user context objesindeki datanın da değişmesi. Quiz mi attı arkadaşlar? Quiz'i isterseniz ya biraz bekletir ya sonra da atabiliriz. Ben quiz'i bilmiyorum. Ondan dolayı şimdi görmedim quiz'i. Quiz'i şey yapabilirler. Biraz daha uzatabiliriz. Siz bu soruya odaklanabilirsiniz. Quiz basitmiş bu arada. Quiz basitmiş. Quiz herkes bitirmiş. Tamam. Quiz geçmiş. O zaman ben cevabı bekliyorum. Verebilecek varsa Swag paketini alır. Yani dediğim gibi derdim. User context ve product context'im var. Hatta size birazcık daha data yaratıcı bir şey yapayım. Diyeyim ki provider oluşturuyorum. Gelmiyor ha. Çok garip ya. Yazıyorum. Hani şey, aksilik oldu ya. Provider yazıyorum. User context'i verdim. Bir bu. Bir tane de change notify provider yapıyorum. Tabii ki gelmeyecek. Provider. Doğru yazıyor muyuz acaba? Change provider. Nerede bizim provider? Getirsene bana. Şu. Bakın buradaki create'inde de arkadaşlar change notify provider'la da şey oluşturuyorum. Product context'i. Ben şimdi bunu yaptım. Dediğim gibi. Bu çalışıyor. Ve ardından proje başladı. Proje onboard'da başlasın mesela. Onboard view'da. Ardından da şu skip butonun olduğu yere bir şey ekleyelim. Onboard view'a. Şimdi sayfa
ekranda title göstermek için şeyi kullanıyor. User context'i kullanıyor. Yani app barda title'ı görmek istiyorsam ben burada, bakın şurada title'ı text diyorum. Burada diyorum ki, diyorum context'in içerisindeki, burada read edebiliyorsunuz global olarak artık. Read at user context'in içerisinden, mesela buradan. User context'in içerisinden gel şey oku mesela. User context'in içerisinden burada, şurada şunu vermeyelim. Şu context alamadık mı? Ha, context yok. Şuraya bu context atalım. Context'in içerisinden read at provider, ha gördü. Read at name mi var burada? User context nokta name mesela. Bunu burada verdim. Şurada verdim. Bu arkadaşa da context'i yollayalım. Gibi bir kullanım mesela. A yazıyor şu an. Evet, soruyu tekrar ediyorum. Swag paketi almak isteyen arkadaşlar için. Main Dart'ta bayağı da yazdım aslında. Main Dart'ta iki tane aslında benim şu an kullanımım var. Bir tanesi provider, user context de kullandım. Bir tanesi de product context. Product context şu işi yapıyor. Ben diyorum ki user yani projemin mesela onboard view'undayım. Bana bir müşteri dedi ki şöyle bir şey yapacaksın, böyle bir şey olacak dedi. Ben de burada geldim, dedim ki ya ben bunu o zaman işte burada benim bir tane buton bulayım bir tane kendime. İşte mesela şurada bir tane buton var. İşte mesela is back enable diye bir tane buton var mesela. Şu butona geldim. Bu butona gelince diyorum ki global context'teki datayı oku, product context'teki. Mesela product context'in içerisindeki datadan change name'den veli değiş, veli yap diyorum mesela. Ve veli yaptıktan sonra projedeki bütün user'ların isminde veli olmasını istiyorum. İstediğim o. Emir yaklaştın. Emir yaklaştın. Emir. Emir'e ben veririm ya. Emir bence Emir. Tamam, Emir'in nedeni hani saatinde artık ilerleyen bir şeyinde varsayarak Emir'in dediğini varsayıyorum. Emir seni kabul ediyorum. Evet, proxy provider aslında. Benim aradığım cevap bu arkadaşlar. Proxy provider. Proxy provider sayesinde hatta geldi bakın. Change notify proxy provider. O da olur. Proxy provider ama yukarıda ilk geldi. Hatta Emir kodu da yolladığı için. Yani kodu ben birebir istemiyorum zaten. Kafasını ya, mantık olarak oluşturduğu için benim aradığım cevap oydu. Emir senin ismini de aldık. Hayırlı olsun şimdi Svek'in. Peki bunu ne demeye çalıştım? Yani kod olarak size anlatmaya çalışayım. Bir datadan başka bir data geldiğinde aslında burada sadece name olarak bakmayın. Ben bir senaryomda database'i yeniden kaldırıyorum veya bir şeyi yeniden oluşturuyorum. Hive'i yeniden oluşturuyorum. Bu durumda arkadaşlar yapmanız gereken senaryoyu aslında size anlatmak istiyorum. Şimdi siz product context'inizi oluşturdunuz. Bunda problem yok. Product context'i dinleyeceksiniz. Yeni oluşturduğunuzu diyorsunuz ki bakın burada. Diyorsunuz ki proxy provider yapacağım ben. Tabii ki de gelmeyecek bu arada. Gelirse şaşırırım. Çok garip. Proxy provider yapacağım diyorsunuz ve update'in içerisine giriyorsunuz şöyle bakın. Update'in içerisine geldiniz. Bu update'in içerisinde şurada iki tane tip göreceksiniz. Bir tane birinci tipte product context'i veriyorum. İkinci tipte de yeni oluşturacağım bu user context'i veriyorum bakın burada. User context'i verdim burada. Ardından arkadaşlar bakın şurada value product context. Yani benim yeni değişen datam. Bu previous dediği de user context. Bakın burada return diyorum. User context eğer bak şurada şöyle bir kod yazacağım. User context varsa projede hiç init edilmemiş de olabilir bu arada. Mesela ilk başta init edilmedi sonuç olarak. User context eşit değil null değilse user context'in tamam mı? Copy with metodu aracılığıyla bu name'e diyorum ki product context'ten gelen bakın product şu product context'ten gelen şuna name'i yazalım. Product context'ten gelen new user name'i ver. Ha bu null mı? Null'sa arkadaşlar şuraya girdi o kod. Şuraya girdi. Yeni bir tane user context yaratıyorum. User context'e diyorum ki adına product context'in içerisindeki new user name. Bu sayede aslında ben bu değişikliği arkadaşlar projemde bir daha yapmadan yani product context ile bu ikisini bağlayarak burada bağlamış oluyorum. Burada başka koşullarda yazabilirsiniz. Bu sayede ben bir daha bu projenin hiçbir yerinde böyle bir koda düşmüyorum. Şimdi nerede bir sorunumuz oluşmuş olabilir? Hemen onu teyit edelim. User context null olabilir bu arada. Şunu şöyle set edeyim. Bunda problem yok. Hemen teyit edelim. Neredeyiz? Şimdi ben yarını anladım bu arada. Onboard view'uma gidelim. Şu şeye kızdı muhtemelen. Şurada nerede? Biz o name'i bir yerde set ettik ya şurada. Onboard view'da bir name verdik. Şurada bir context.watch dedik. Göstermez ki bize şimdi.
Onboard app barın içerisine verdik yahu onu. Aynen. Heh, şurada. Şimdi user context sonuç olarak change notifier olmadığı için bunu burada bu şekilde dinleyemem diyor ben burada. Yani benim buradaki değişikliği yani bunu göstereceksen diyor, bunu kullanacaksan zaten product context'te var diyor. Hadi product context'tekini okuduk diyelim. Watch ettik. Bu da değişikliği aldım ben. New user name'le aldım mesela buradaki değişikliği. Şuradan bakalım tekrardan. Bakın burada geldi. Şimdi ben burada mesela hangi butona bağladım? Back butonuna bağladım. Back butonuna bastığımda ben arkadaşlar şurada tabii nerede? Ha, new user name'i dedim. New user name burada. Change name'e geldim. Notify ettim, doğru muyum? Back butonum nerede? Yanlış butonum. Yok, ben onu şeye ekledim herhalde. Dur bakayım. Hangi buton ekledik o context.read kodunu? Ha, skip şunu eklemişiz. Şunu bastığımda arkadaşlar. Bakın veliyi görüyorum. Diyelim ki ben buna bastıktan sonra yan sayfaya gidecektim. Yine Kartal paketinde şöyle bir kod görebilirsiniz. Context.navigate to page diye. Navigate to page dediniz. Bakın burada. Burada dediniz ki login view'a gitmek istiyorum. Login view verdiniz burada. Sonrasında bu butona bastı. Buraya gitti. Bakın buraya gittiğinde siz product context'i güncellediniz ya. Product context'i güncelledikten sonra siz şu şeye bastı. Neye kızdı? OnTB değil. Tamam bu doğru. Bunda ne var problem? Navigate to page. Tamam doğru. Tekrar geldim. Skip ettim. Tamam geçme. Login view'uma geldi. Login view'uma geldiğimde arkadaşlar diyelim ki login view'da artık sen user'ı kullanıyorsun ya burada. Sen user'a şöyle erişiyorsun artık. Context'in içerisindeki user context'i alırken mesela read ettin. Dedin ki ben user context'te servise istek atacağım mesela burada. User context'in name'i dediğinde arkadaşlar şurada. Bakın şurada print edeyim mesela şöyle. Hop burada artık güncellenmiş datayı görmüş olacaksın şuradan. Tekrar teyit ettiğimde size. Mesela buraya geldin. Skip ettin. Veli'yi bastın. Hop burada bir hata aldı. Neden aldı? User context'i ne dedi? User context'i göremedin mi dedi. Bakalım. User context aslında burada erişti. Void context burada problem yok. Ya user context sorulu verdik diye mi kızdı? Yani şu null olabilir diye mi kızdı? Şöyle yapalım. Şimdi tekrardan call edelim. Hop buraya geldim. Şuradan skip'e bastım. Yine bir hatamız oldu. Provide product context tam inherent. Burada problem yok. Şurada şeye kızdı. Provider'la verdiğim kısımda yani context main'da muhtemelen bir şeyi eksik verdik ya da yanlış ekledik. Change notify product context. Bu doğru. Bunda problem yok. Product context'imiz doğru. Bunu buraya verdim. Bunu da kullanıyorum zaten. User context null değilse user context'i döndürdüm. Bunda da problem yok. Tamam. Burada bir sıkıntımız yok. Burası gayet normal. Product context'i yenisini yaptım gönderdim. Burada user context dönüyorum. Burada bir sıkıntım yok. Tamam. Şimdi ben buraya geldiğimde muhtemelen şey kızdı ya bana. User context'i okurken şöyle bir tane daha geçeyim. Şu an okudu sanki. Evet veliyi de gösterdi. Evet garip oldu. Ha üstte tamladığım için altta tam görmemiş olabilir belki. Ondan kızdı aynen. Skip ettim veli geldi. Bakın gördüğünüz gibi. Ya ben şunu şurada da bu arada. Mesela app barın içerisindeki herhangi bir title'da da bunu burada verebilirdim. Text deyip şöyle kullanabilirim aslında. Bu boşsa tabii boş gelme durumu var. Veliyi görüyorsunuz. Yani aslında ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani sen onboard view'unda arkadaşlar yani sonuç olarak şunu yapmasaydın yani şu işlemi yapmadın ve projeni çalıştırdın. Sonrasında buradan geldin skip'e bastın. Şu an bak gördüğün gibi bir şey yok. Yani user context'te böyle birkaç context'i birlikte konuşturup değişiklikleri hiç kod yazmadan ekranı tetikleyebilirsiniz. Hatta bu user context üzerinde ne bileyim burada servise istek attırabilirsiniz. Send to data diyebilirsiniz. O değişikliği anlayıp mesela yani main dart'taki değişikliği anlayıp bunları yapabilirsiniz. Demiş olayım. Evet son anda biraz karmaşa oldu. O karmaşanın sebebi kızdı çünkü bana provider. Ama sonuç olarak hepsini çözdük arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık şimdiden. Şimdiden arkadaşlar teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve şey yaptığınız için. Şöyle ben bu son commit'imi de yolluyorum şuradan. Git commit eksi m provider has done. Benim gibi runtime'da provider proje eklenmedi. Çok garip oldu. Neyse sıkıntı yok ama. Git push ettim. Bu son yaptığımı da push'tan alabilirsiniz. Yani bu senaryolarla aslında yönetemeyeceğiniz, yapamayacağınız iş kalmıyor gibi söyleyebilirim. Yani basit anlamda da olsa hani şu change notifier'ın gücünü kullanmak bile bence çok 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 değerli. Yani hani tabii şu an bir tane senaryoda görüyorsunuz ama bizim yaptığımız işlerde
başka kontekstlerden gelip bunun güncellenmesini gereken bir durumda bir daha gidip o oldu mu bu bundan if else değil burada yapmak çok tatlı.